Hepinize iyi akşamlar diliyoruz. Bu akşam e, gündeme damga vuran e, konu Türkiye'nin PYD vetosu. E, bu cuma Cenevre'de Suriye görüşmeleri yapılacak. E, barış görüşmeleri. Bu görüşmelere PYD katılamıyor. PYD katılmıyor. E, Türkiye'nin PYD'yi boykot resti işe yaramış görünüyor. Ve PYD e, katılacak mı söylentilerine de. Bugün itibarıyla bir son verilmiş oldu. Detayları konuşacağız. Türkmenler de katılamıyor. Cenevre görüşmelerinden ne çıkar? Suriye krizine bu Cuma Cenevre'de yapılacak görüşmeler bir çözüm getirebilir mi? Bütün bunları detaylı bir şekilde tartışacağız, konuşacağız. Konuklarımızı hemen sizlere tanıtmak istiyorum. Emekli büyükelçi Özülker, Hoş geldiniz Uluç Bey. Merhaba. Metin Gürcan güvenlik analisti hoş geldiniz hı hı. Metin Bey sizde. Hı hı. ve Enver Sezgin taraf gazetesi yazarı hoş geldiniz Enver Bey sizde. Merhabalar. E, Kemal Burkay konuğumuz. Hoş geldiniz Kemal Bey. E, sizi yeniden aramızda görmek iyi oldu. Çünkü bir e, ilk Türkiye'ye geldiğinizde Neyse. sizinle bir özel program yapmıştık. E, aradan e, bayağı bir süre geçti. Şimdi tekrar birlikte olduk. Çok memnun olduk. Çok teşekkürler geldiğiniz için. Teşekkür. Mehmet Şahin, hoş geldiniz Mehmet Şahin ve e, Abdurrahman Mustafa. Abdurrahman Mustafa, e, Suriye Türkmen Meclisi Başkanıdır. E, eğer Türkmenler Cenevre'de temsil edilmiş olsaydı, Cenevre'de Türkmenleri temsilen toplantıya katılacak olan tek isimdi. E, bu akşam burada ve bütün e, konuya Türkmenler açısından yaklaşımını ortaya koyacak. Tekrar hoş geldiniz Abdurrahman Mustafa. <laughs> Kısa bir ara bu önemli programı az sonra başlatacağız. Evet tarafsız bölge başlıyor. Ee, en sıcak gelişme şu. Türkiye'nin bastırmasıyla e, PYD'nin e, bu Cuma başlayacak olan Cenevre'deki Suriye görüşmelerine katılmayacağı kesinleşti. Ben e, Ke Kemal Burka ile başlamak istiyorum. E, Kemal Burkay nasıl bakıyorsunuz bu duruma? Yani PYD'nin e, Cenevre'de temsil edilmemesi sizce olumlu mudur, olumsuz mudur? Nasıl görüyorsunuz? E, bence PYD Cenevre'de olmalıydı. Neden? E, çünkü PYD de Suriyedeki aktörlerden bir tanesi. Yani e, Kürtler e, Suriye bu iç çatışmada ya da Suriye eğer yeni bir şekil alacaksa bunda Kürtlerin bir rol oynayacağı belli. E, PYD de Kürt kesimindeki örgütlerden bir tanesi, etkili bir örgüt. Yani silahlı mücadele yürüttüğü için tek örgüt değil ama PYD'nin dışında da Kürtler örgütlüler. Hatta PYD'den çok eski partiler var 1950'lerden gelen. Ama PYD'nin onları yok ettiği söyleniyor. Ee, yok etmiş değil de biraz sindirmiş diyebiliriz. Ee, onlar aslında daha geniş kitle tabanları olan partiler. NKS diye e, Suriye Kürtleri Ulusal Konseyi veya cephesi anlamına gelen bir birlikleri de var onların. PYD'nin de içinde yer aldığı mı yoksa yok? PYD içinde yer almıyor. Hayır, Her 8 alıyor. örgüt bir ara Mesut Barzani onları bir araya getirdi Erbil'de, anlaştırdı. Ama PYD'nin orada hükümranlık kurduktan sonra bu örgütlerin pek bir varlık gösteremedikleri söyleniyor. Doğrudur. Çünkü PYD silahlı bir güç olarak onlara bu fırsatı vermedi. Yani PYD'nin avantajı bir kısım silahlı güçlere sahip olmasıydı orada. Zaten Suriye'de iç çatışmalar başladıktan sonra Esad rejimi, Beşar Esad, Müslime, Salih Müslüm'e haber gönderdi. Onu çağırdı. Çünkü on, o kesim Öcalan'ın Suriye'yi terk etmesiyle birlikte onlar da bir bölümü terk etmişlerdi. Bir bölümü de etkisiz hale gelmişlerdi. Ama Suriye iç savaşı başladıktan sonra Şam rejimi onları çağırdı. Ve onlara şunu söyledi. Yani bu Kürt bölgesinin kontrolünü size bırakıyorum. Ama öyle yapın ki bize karşı herhangi bir direniş falan yapmasınlar. Onlar da bunu kabul etti. Yani PYD'nin Şam hükümetiyle ilişkileri bilinmeyen bir şey değil bu. Çok iyi bilinen bir şey. Uzun zaman zaten Kürt bölgesinde onların e, askeri temsilcileri yahut da askeri unsurları, mülki unsurları görev yapmakta devam ettiler. Onların derken Esad rejimi. Tabii yani. Esad rejimini kastediyorum. E buna karşılık diğer Kürtlerin e, politik mücadelesine bile fırsat vermedi PYD. Ee, örneğin e, Güney Kürdistan'da, yani Barzani bölgesinde eğitilmiş e, 6-7 bin hatta daha fazla savaşçıdan söz ediliyor. Bunların e, Suriye'ye geçmesine, Kürt bölgesine geçmesine müsaade etmedi PYD. Yani, yani oradaki Suriye'deki Kürt direnişine Barzani... Barzani'nin eğittiği güçlerin, Kürt güçlerinin destek vermesine izin vermedi. Bunlar Suriye Kürtleri? Bunlar da Suriye. Evet, yani ama Barzani tarafından. Eğitim. Olaylar başladıktan sonra oraya geçtiler. Bir bölümü de bir bakma şeyin baskısıyla oraya geçtiler. PYD'nin baskısıyla oraya geçtiler. Peki ama Kemal Orada Bey, eğitim gördüler O zaman şöyle bir sorun çıkmıyor mu ortaya? Siz diyorsunuz ki PYD, Cenevre'de olmalıydı, Masada olmalıydı, Kürtlerin temsili açısından önemliydi bu. Oysa bu anlattıklarınız PYD'nin aslında Kürtleri tam olarak Suriye Kürtlerini temsil etmediğini, hatta bir parça baskıyla e, orada bir temsil gücüne kavuştuklarını gösteriyor. Ne yazık ki öyle. Gösteren. Ne yazık öyle PYD. Buna rağmen PYD olmalı evet, mıydı? Evet. Tek parti hakimiyeti kurmaya çalıştı. Tekel kurmaya çalıştı Peki ve buna, bunu bir ölçüde başardı da. Buna rağmen olmalı mı? Şu anda hala engelliyor mesela o 6-7 bin savaşçının oraya geçmesini. Bu... Tabii e, Kürtlerin durumunu zayıflatıyor aslında. Yani PYD'nin bu tekçi anlayışı Kürtlerin oradaki konumunu e, zayıflatıyor. E, demin de söylemiştim Mesut Barzani onları bir araya getirdi. İki kez bir araya getirdi ama her ikisinde de sonradan PYD verdiği sözden döndü. Öyle olunca Kürtlerin desteği zayıfladı PYD'ye. PYD'ye güveni yok önemli bir kesiminin ve bir iç bölünme yaşadılar. Bu şu anda o temsil meselesinde de yansıyor ve etki gösteriyor. Yani PYD'nin izlediği yanlış politika Kürtlere ciddi bir zarar verdi. Ama buna rağmen ben PYD'nin de oradaki aktörlerden biri olarak Cenevre'de olmasında yarar görüyorum. Yani Suriye'deki tüm aktörler, mesela IŞİD falan hariç. Yani IŞİD'in durumu, o DAEŞ denen örgütün durumu çok farklı. Ama onun ötesinde ister merkezi hükümet yanlısı olsun, ve onunla ilişki içerisinde olsun. İster Türkiye ile veya başka güçlerle diyaloğu olan güçler olsun. İşte o özgür sürüyorduz falan denen kesimler. Bence tümünün de Cenevre'de bulunmasında yarar var. Çünkü bir çözüme varılacaksa mevcut olan herkes orada kendisini bulmalı. Peki Kemal Bey bu noktada şu devreye giriyor. Deniliyor ki Türkiye Türkiye'nin tezi PYD PKK'nın bir koludur. PKK terör örgütüdür. PYD de terör örgütüdür. PKK eşittir PYD. Ne yani diyorlar bir terör örgütü Cenevre'de masaya mı otursun? Ama şu var. Yani PYD'nin PKK ile ilişkileri inkar edilemez. Bu bir sır falan değil. Çünkü PYD Öcalan'ın Suriye'de olduğu dönemden aslında kökleri o dönemden gelen bir örgüt. Demin de söylemiştim. Ama yani unutmayalım. PYD lideri Salim Üstün Türkiye'ye geldi birçok kez ve görüştü. Yani Türkiye'de yönetimle görüştü. Demek ki buna rağmen PYD ile görüşülebiliyor. Yani siyaset biraz da böyle bir şeydir. Ee, kaldı ki daha birkaç ay öncesine kadar PKK ile bir süreç yaşandı burada. Bir çözüm ve barış süreci yaşandı. Ama o tıkandı. Ha, işte Tıkandıktan sonra zaten bana göre Türkiye'nin tavrı sertleşti. Eğer tıkanmasaydı ki bu sürecin tıkanmasında yani hükümetin şeyi nedir, kusuru nedir, PKK'nın kusuru nedir bu tartışılır. Bana göre PKK'nın de kusuru var bu sürecin tıkanmasında. Ve çatışma başlayınca hükümetin tutumu da sertleşti. Buna rağmen Suriye meselesinde Türkiye çözüme yardımcı olmak istiyorsa biraz daha hoşgörülü olmalı bence. Çünkü Suriye sorunun çözümü için komşularının da çabasına ihtiyaç var. Yani hem büyük güçlerin hem de komşuların çabasına ihtiyaç var. Evet, devam edeceğiz. Konuş sizin Tabii. fikirlerinizi almaya. Abdurrahman Mustafa siz PYD'nin yer almamasını nasıl karşılıyorsunuz? Kemal Burkay almalıydı diyor. Eleştirileri var PYD'ye yönelik ama Buna rağmen olmalıydı diyor. Yani şimdi Kemal Bey'in de ifade ettiği gibi rejimin yanında duran tabii ki Cenevre'de yer alması lazımdı ama öyle rejimin tarafında <laughs> yani rejimin heyetinin içerisinde olabilirdi. Yani burada sitem edersek rejime sitem etmemiz lazım. Çünkü orada PYD temsilcisinin de olması lazımdı. Çünkü baştan beri biliyoruz biz 5 yıllık bir sürü içerisinde Suriye halkının bir e, Arap Bahar'ım diyelim, Suriye devrimi diyelim. Orada bir e, mücadele vardı, bir direniş vardı. Ve PYD baştan beri bunu bir fırsat bularaktan e, kendine burada kantonlar, kendine özel bölgeler, kendi sistemin uğurdu baskı unsuruyla e, bir de şunu ayırtmak lazım. yani PYD bir etnik e, parti, etnik temele dayalı bir şey değildir. Bir ideolojik yapıdır. E, yani burada Kürdü e, ...Arab'ı, Türkmen'i diye bir şey değildir orada. Yani orada bir ödolojik yapısı vardır. Kendisi gibi düşünmeyen herkese baskı unsurunu uygulayan, şiddet uygulayan. Bunda Kürt, Arap, Türkmen ayrımı yapmıyor. Bunu Tel Abyad'da gördük. E, Tel Abyad'da Kürtler de oradan demografik yapıyı değiştirmek için sürdü. Araplar da sürdü. E, Türkmenler de sürdü. Dolayısıyla yani PYD'nin gelip orada şimdi Esad'la gidip e, neyin, neyin pazarlığını yapacak orada... E bunu e, Kürt Ulusal Meclisi vardır, konseyi vardır. Kürt Ulusal Konseyi zaten temsil ediliyor. Yani muhalefetin içerisinde Suriye Türkmen Meclisi de zaten e, temsil ediyor, ediliyor. ediliyor. E, bugün vardır, Cinevre'de vardır, herkes vardır. Dolayısıyla yani PYD'yi dayatmak o sadece Rusya'nın ve uluslararası güçlerin Orta Doğu'daki ve Suriye'deki <laughs> çıkmazın bu hale getirilmen daha uzun sürmesi için PYD'yi dayatıyorlar. Bu sadece PYD'nin bir özel bir statüsü olduğundan değildir. Bu süreci daha uzatmaktır. Oradaki kargaşayı... Ama e, dayatıyorlar diyorsunuz ama evet. o gitmiyorlar. PYD yok şu anda. E, PYD'nin olmaması gerekiyor. Çünkü PYD'nin gitmesine Suriye halkı bir defa itiraz ediyor. Yani bu mümkün değildir. Biz Riyad'da Riyad Konferansı'nda biliyorsunuz Riyad Konferansı'nda daha öncelere Cinevre 1'de Suriye Ulusal Ko Koalisyon vardır. O temsil etti tüm muhalefete. Ama şu yeniden süreçte dediler ki sadece Suriye Ulusal Koalisyonu artık temsil etmiyor. Diğer muhalefetler de var. Bunlar iç muhalefet dediğimiz. Yani Esad'ın e, Suriye Koordinasyonu dediğimiz Esad'ın kendi yarattığı devrimin başında da yarattığı bir muhalefet vardır. Bunlar iç muhalefet dediğimiz. Yani muvazalı yani. Yani iç muhalefetliyim. Onlar da Riyad konferansında beraber bizimle beraberlerdi. 116 kişiydik. Orada bir sonuç bildirgesi çıktı. Sonuç bildirgesinde herkes imzasını attı ona. Yani orada Kürt meclisi de vardı. Suriye'nin iç muhalefet vardı. E, yerdeki askeri birliklerin temsilcileri PYD vardı. PYD var mıydı? E, tabii ki onların bütün bir sonuç <laughs> bildirgesi ama PYD orada da yokturdu. Çünkü PYD'nin ee, bir temsil şeyi yoktur. PD orada e, yani Kürtse, eğer Kürtleri temsilse zaten bir birdaha orada bir etnik Suriye halkının temel tamamına bakarsanız orada bir demo hepimizin Suriye muhalefetinin ve Suriye halkının demokratik bir Suriye insan haklarına dayalı e, bir Suriye'nin inşası için bir mücadele veriyor. <laughs> Sonuçta orada bir etnik ki gruplara ayrılmış bir temsiliyet diye bir şey yoktur e, Siz yani. Türkmenler olarak etnik gruba ayrılmış bir temsiliyet içinde değil misiniz? Hayır biz Suriye Türkmen Meclisi olarak, Suriye Türkmenler olarak asla şu ana kadar biz Suriye toprak bütünlüğünü savunan, e, ile ile omuz omuza mücadele veren bu diktatörün oradan gitmesini özgür bir Suriye barış içerisinde herkes eşit bir şekilde e, yeni bir Suriye'nin inşasında ortak olarak Kültürel haklarımız zaten demokratik bir Suriye'de. İnsan haklarına dair eşit bir Suriye'de. Bizim zaten hedefimiz herkes, bu diyorsunuz. Yani. E, tabii ki yani Bizim budur. Amacı. yani. Ama, ama e, orada PYD'nin amacı etnik bir devlet kurmak mı? Yani PYD'nin amacı der. PYD'nin kendi oradaki işte bu Suriye'deki kargaşayı, bu Suriye'deki olan olayları kendi çevirip de zaten orada kendi şimdi özel yönetimler dediğimiz kantonlar dediğimiz e bu tamamen kendi e, hakimiyet alanlarını kurmuş bir şey. mücadelenin hedefine uymayan bir durum diyorsunuz. Kesinlikle bunu kendine bir fırsat bunu bir fırsata çeviren. Peki buna rağmen PYD yine de oradaki bir kısım Kürtleri temsil etmiyor mu? Şimdi bir kısım Kürtleri değildir. Şimdi bugün nasıl İran e, mezhep <laughs> e, e, Mezhep dayalı bir aslında İran bir kendi bir devlet çıkarı olan Suriye'de manfaatları olan bir davranış. Şam'ı neyi kullanıyor? Mezhep bir şey kullanıyor. İşit neyi kullanıyor? O da bir mezhep şeyini kullanıyor. PYD'de Kürtlüğü kullanıyor. Yani aynı şekilde aslında amaç Kürtleri temsil etmek veya Kürtler değildir. Ama bu en nereden siz toplumsal kitleler arkanızda alabilirsiniz e, bu, bu şekilde alabilirsiniz. PYD'de onu iyi bir şekilde... Etnik etnik kimliği kullanarak yapıyor. E, tabii bursun. ki yani. Ha. Ne diyorsunuz Kemal Bey, Abdurrahman Mustafa'nın bu Şimdi değerleme... PYD hani oradaki etkinliğinin nasıl sağladığı mi ben anlattım onu. Yani izlediği yöntemleri yanlış bulabiliriz, antidemokratik bulabiliriz filan. Ve öyle. Ama buna rağmen yani hiç temsil yeteneği yok diyemeyiz bence. Çünkü biliyorsunuz işte karşı en ciddi mücadele onların öncülüğünde yürütüldü bizim eleştirdiğimiz diğer Kürtlerle birlik sağlamaktan kaçınması, onlara baskı yapması, tekel kurmaya çalışması ve bunun da Kürt cephesini bölmesi, zayıflatması. Ha bunun ötesinde tabii ki bir takım kantonlar oluşturdular. Bu kantonların geleceği ne olur bilemeyiz. bu da tartışmalı. Kendilerinin kaldı ki orada bir devlet kurup isteyip istemedikleri de tartışmalı. Çünkü PYD'nin politikası da net değil. Zaman zaman söylüyorlar biz Suriye içerisindeyiz hatta şey izliyorlar yani Suriye ordusunun bir parçası gibi davrandıklarını gördük. Yani bunu dile getirdiklerini gördük filan. Şimdi pek de net değil politikaları. Peki yani ama, sonuçta ne istiyorlar ve ne elde edebilecekler? Peki ama, Kemal Bey Abdurrahman Mustafa diyor ki yani buradaki diyor muhalefetin mücadelenin temel amacı demokratik insan haklarında bir Suriye oluşturmak. Oysa diyor PYD bu mücadeleden bu mücadeleyi fırsat bilerek kendisine orada muğlak da olsa otonom yapılar oluşturmaya çalışıyor. Tabii, yani en büyük eleştirisi o Abdurrahman Şimdi Musum. otonom yapılar oluşturmak istediği belli. Ve ben, ben bunu öyle şaşırtıcı da görmüyorum. Bunu Olağan mı karşılıyor? Doğal da buluyorum. Yani o kantonlar oluşturması. Bunların geleceğinin ne olacağı belli değil. Ama öteki Kürt kesimleri de bir statü istiyorlar. Yani Kürtlerin Suriye'de bir statü istemeleri son derece normaldir. Bu bir mezhepçi hareket değil. Ulusal nitelikte bir hareket. herkes statü isterse o zaman bölünmüş, parçalanmış bir Suriye Şimdi, çıkmaz mı ortaya? Herkes haklarına kavuşmalı. Yani onu konuşacağız herhalde biraz sonra. Nasıl bir Suriye istiyoruz? Çözüm nasıl olacak? Herhalde eskisi gibi olmayacak. Eskiden bir diktatörlüktü. Tabii tamam, ya yani insan yani haklarına dayalı demokratik bir devlet yetmez mi? Kesmez mi? Şimdi Suriye sorununun çözümünde benim öteden beri görüşüm şudur. Suriye demokratik bir ülke olmalı, serbest genel seçimler olmalı ama aynı zamanda federal olmalı diyorum. Nasıl? Bu saatten sonra Sünnilerle Nusayrilerin bir arada eskisi gibi yaşayacaklarını sanmıyorum. Yani Sünnilerin de Nusayrilerin de Kürtlerin de hatta Güney'de Dürzi bir azınlık var onların da. Türkmenler... Haklarına sahip olması gerekiyor. Türkmenlerin de tabii. Türkmenlerin de Hristiyanların da. Yani öylesine bir sürü oluşmalı ki gerçekten demokratik olmalı ama aynı federal zamanda, olmalı. Tabii federal olmalı aynı zamanda. Ve e, Kürtlerin bir statü istemeleri son derece doğaldır. Eğer eskisi gibi <laughs> olacaksa yani e, Kürtler hiçbir şey kazanmış olmayacaklar. Peki, Haklarını çok... kazanmış olmayacaklar. Çok teşekkürler. Şimdi Ha şunu da ekleyeyim. Mesela diğer Kürt grupları, o demin bahsettiğim Suriye Kürtleri Ulusal Birliği dediğimiz 8 partinin içinde olduğu kesim. Onlar da federasyon istiyorlar. Yani onların isteği çok daha net Pd'ye göre. PYD daha muğlak. Muğlak bence. PYD'nin onlarla herhangi bir ilişkisi yok mu peki o Kürt gruplarıyla? Yani demin söylemiştim. Bir ara bir araya gelmeye çalıştılar ama bunu PYD engelledi. Yani bu kurduğu baskı. Peki onlar neredeler? Onlar kitleleri Suriye'de zaman zaman gösteriler yapıyorlar. Yani onlar anti pyd de, Anti pyd değil. Yani kendi taleplerini dile getiren gösteriler yapıyorlar. Kadınlar, gençler şu katılıyor, kitlesel şekilde katılıyorlar. Ama PD de zaman zaman onlara baskı yapıyor yine. Yani onlar meydan sadece PD'ye kalmış değil. Ama onların siyasi liderleri dışarıda genellikle. Çünkü ne, neden? Epeyade onları tutukladı. Hatta bazısını öldürdü. Mesela Michel Temer öldürdü bir partinin lideriydi. Bazılarını tutukladı oradaki temsilcilerini. Hala bu tür şeyler oluyor. Onun için çoğunlukla Suriye dışındalar. Bir bölümü Güney Kürdistan'da yani Kürdistan bölgesel yönetiminin bulunduğu yerdeler. Bir kısmı Türkiye'de hatta Avrupa'da. Peki çok teşekkürler. Evet, teşekkürler. Şimdi e, yani Kürtler açısından durumu Kemal Burkay e, ortaya koydu. Türkmen ee, bakış açısını tam olarak ortaya koymadı Abdurrahman Mustafa. Yani Türkmenlerin PYD'ye bakış açısını ortaya koydu. Biraz e, tartışalım. Sonra tekrar ben hem Kemal Burkay'a hem de Abdurrahman Mustafa'ya döneceğim. Ee, Uluç Bey'le devam edelim. Şimdi e, Cenevre'de bir Cuma günü toplantı yapılacak. Bu çok önemli bir toplantı Yani Suriye'nin kaderini belirleyecek bir toplantı mı? Hayır. Neden? Çünkü ee, Şimdi şu ana kadar konuşulanlar itibariyle baktığım zaman, kendi görüşlerimde koyarak içine, efendim burası bir bataklık ve hala hazırda Orta Doğu'nun kaderi tekrar sınırların çizilmesi şeklinde ortaya çıkacaktır. Ve bunu yaparken de daha henüz biliyorsunuz Rusya ile Amerika aslında düşman kardeşler şu anda. Yani kendi aralarında ambargo da uygulanıyor Rusya. Rusya kendisini eşit görmeye çalışıyor batıyla. NATO'nun eşidiğim ben de vesaire diyor. Ama bunun karşılığında Irak ve Suriye meselesine geldiği zaman bir iş bölümü de yaparak orada bir anda kanka veriyorlar. Zımlı bir mutabakatla işi götürüyorlar. Şimdi de bunu götürdüğü zaman da ortaya çok ciddi bir sorun çıkıyor. Rusya bir taraftan Esad olur olmaz. Rusya'nın derdi bu değil. Ama bizim komşumuz olduğu kesindir ve orada mütecaniz bir bütün halinde e, müstakbel Suriye'nin batısında yerleşecek Nusayrileri, Dürzileri, Rusyanlar hepsini de içine alacak müstakbel vatanın oluşturulması peşine düşüyor. Bir tek rakam vereyim, e, vahametini ortaya koymak için. 1100 sortu yapmış Aralık sonuna kadar Rus uçakları, bunun %90'ı Bizim Hatay civarındaki Öso ve şeyi vurmuş vaziyette Türkmenleri. Yani başka bir ifadeyle Rusya'nın derdi işitle falan mücadele etmek değil. Ama buradan hareket ettiğim zaman Amerika'nın derdi de kesinlikle Suriye'de şu anda ne olup ne olmayacağı değil. PD onun için çok pasif bir politika gidiyor Amerika. PYD onun için karada kullanabileceği bir güç olarak ortaya çıkmaktadır. Önemli değil mi peki? Çok önemli. Türkiye zaten burada kendini ortaya koydu ve dedi ki ya ben ya onlar. Aslında orada bir ara formül bulunmaya çalışıyorlar anladığım kadarıyla yine. Yani ismen ve bayrakla ve Cismen değil de gene oradan Kürt temsilcileri de gelsin şekline getiriyorlar. Yani bir dakika PYD'li gelecek ama İsmen ve cismen o PYD'nin temsilcisi gibi gözükmeyecek o, ama o PYD'li olacak. Olacak. Şimdi çünkü ben yani şey gibi Kemal... bir dakika şimdi Türkiye'nin itirazını Ortadan kaldırmak için mi böyle bir formül? Hiç kuşkum yok. Yani Rusya çünkü PYD'nin burada mutlaka bulunması gerektiğini Amerika kadar arzu ediyor. Biden de geldiği zaman Ankara'ya zaten en büyük tartışma konusu ve anlaşmazlık konusu da buradan ortaya çıktı. Şimdi niçin PYD önemlidir? Ben şu noktada biraz Kemal Bey'den ayrılacağım. Şimdi efendim Güney Kürdistan diyorsunuz. Bu da kendilerini de Batı Kürdistan diye adlandırıyorlar biliyorsunuz aslında bir mütecanis büyük Kürdistan hayali peşinde dolaşılıyor orada. E bu da çok tehlikeli bir şey. Ve Amerika Birleşik Devletleri de ne yazık ki kendisi için piyon diye kullanmayı düşündüğünden dolayı PYD'yi orada savaştıracak en güçlü şey bunu da göz yumup peki diyor. Biden de geldi PKK'ya hayır terördür ama PYD değildir şeklinde onu zımdan bir kenara bıraktı. Şimdi buradaki sorun şu. Normal olarak PYD Amerika Birleşik devletlerinin topyekün desteğini almış. Rusya'nın da Kobani'ye asker gönderdi Rusya'da unutmayalım. Rusya'nın da topyekün desteğini almış gözüküyor. İran Al efendim. İran'ın da İran'ın zaten var. O doğal olarak e, Türkiye ile uğraşma pecak falan onları hallettikten sonra bize döndü. Ama bu iki başa üç bu şekilde gördüğü zaman sizin bunun içinde Kürtler birleşmemiştir, ayrışmıştır. O kimi temsil eder, bu kimi temsil etmez. Bu ikinci il bir sorun haline geliyor. Detay sorun. Yani e, Türkiye şu sırada diyor ki PD'nin katılmasına karşıyım ama Kürtler temsil edilmelidir. Ben de şu suali sorarım. Biraz evvel Kemal Bey'de söyledim. Öldürdüler, <laughs> baskı altındalar, bir yere gider. Demek ki burada bu kantonların da birleşip hep konuştuk denize çıkma politikaları vesaire. Bir güvenli bölge oluşturup bunun da Kürt bölgesi adıyla orada yarın öbür gün bir bölünme olursa bir devletleşme politikası şekline dönüştürülmesini öngörüyorlar. Hal böyle olunca siz burada hani Türkiye olarak Kürtler temsil edilebilir ama PYD edemez dediğiniz anda ben de sorarım. Hangi Kürtler diye. Çünkü şunu unutmayalım. Viyana e, toplantısında alınmış olan karar aslında bana sorarsanız <laughs> e, bir hayaldir. 6 ay içinde orada efendim bir araya gelecekler vesaire. Bir, bir, buçuk yıl içinde buradan işte seçimler. Bir kere bu tip ülkelerde demokrasi falan olmaz. İşte bakın demokrasi getireceğim diye Büyük Orta Doğu projesinde Amerika ortaya çıktı. Arkasından Arap Baharı başladı. Bütün bu ülkelerin her birini görün. Demokrasi zembille inmiyor <laughs> yukarıdan. O belirli şartların yerine getirilmesine bağlı. Suriye, Irak gibi ülkelerde ne yazık ki e bu ortam mevcut değil. Ama daha ileri gidelim. Suriye bugün %50'si neredeyse çöl bölgesinin tamamında daha hakim olduğunu düşünürsek IŞİD'in elinde. Şimdi burada IŞİD'e karşı mücadele edeceksiniz. Fakat sizin muhalif diye davet etmiş olduğunuz kişilerin hepsi esas itibariyle Esad'la mücadele eden kişiler. IŞİD'le mücadele eden kişiler değil veya gruplar değil. Ve bunların da her şeyden evvel temsili <laughs> görevleri olması gerekiyor. Yani başka bir deyişle ben oraya gitsem ben Ulu Çözülker olarak geldim. Ben de Cenevre'ye katılmak istiyorum. Çünkü Türkmenlere karşı sonsuz bir sempatim var geliyorum. Hayır. Orada El Nusra ile IŞİD'i bir kenara koyun diyorlar. Ve burada organize olmuş grupları oraya Şimdi Riyad'da toplantı yaptı Suudi Arabistan. Bir kere burada ayrıştırıcı bir politika gitti. Bir kısmını çağırdı, bir kısmını çağırmadı. Burada tabii Amerika'nın da kulağına fısıldadığı isimler vardı. O çerçeve içinde bunlar yapıldı, kuşkusuz. Peki bunlar Suriye'deki muhalefet dediğimizin tamamını temsil gücüne sahip olan kurumlar, kuruluşlar Uluç Bey, bir defa çok karmaşık bir tablo var orada. Şöyle, şimdi Esad'a karşı mücadele eden muhalefet diyoruz değil mi? Ve ılımlı olacak. Şimdi orada işte işler karışıyor. ESA'da karşı mücadele eden muhalefet tanımına işit giriyor. Giriyor. Tabii. Giriyor tabii. E ılımlı olacak dediğiniz zaman işidi çıkartıyorsunuz. El Nusra ile birlikte. El Nusra işte, ile ama birlikte. E, ama onları çıkarttığınız zaman o zaman burayı yüzde %50'sine hakim bunlar. O zaman sen masada istediğin kadar karar al. Sahada yok. Yani yok. sahada o kararı uygulayamazsın. Hayır uygulayamazsınız. Daha da vahimi bunların içinde en önemlisi benim kankalarım, benim kardeşlerim olan <laughs> Türkmenler biraz evvel 1100 sorti dedim. %90'ını da buraya dedim. Türkmenler ÖSO vesaire ve SUK Suriye Ulusal Konseyi o da İstanbul'da oluşturulmuştur. Bizim desteğimize ayız. Bunlar da sonuç itibariyle Rusya'nın taarruzu altında hala hazırda Esad ordusu Hizbullahlar, İran o da netice itibariyle birlikte 21'e çıktı. İkisi büyük kasaba olmak kaydıyla 21 meskun mahallede tekrar geri almıştı. Esatçılar. Tabii yeni bu da. Rejim. Bir de e, Türkmenler de çok zor durumdalar, çok zor durumdalar şu anda. Bir. Şu an en son, Abdurrahman Bey en son durum nedir Türkmenler açısından? Yani şimdi e, Suriye'de biliyorsunuz bu devrimin ve Suriye iç savaşının en büyük bedelini ödeyen Türkmenler oldu maalesef. Yani Türkmenler e, şu anda şu anda Türkmen Dağı'nda e, çok kritik bir süreçteyiz. Yani Türkmen Dağı düştü diyemeyiz. Çünkü orada bir direniş var. Oradaki direniş gösteren insanlara haksızlık olur. Ee, ama askeri olarak e, çok kritik bölgeleri kaybetti iki gün önce. Mesela Gebelli çok önemliydi Daha önce Kızıldağ'da onu birkaç defa aldık. Geri e, rejimlerine geçti. Çünkü oradaki Rusya'nın e, tamamen orayı yakıyor. Yani Türkmen Dağı'nı. E, düşünebiliyor musunuz? İsrail'in Gazze'de uyguladığı e, politikayı bu Türkmen Dağı'nda Ruslar uyguluyor. Yani boşaltılmış köyleri bile yerle bir ediyor. İnsanların direnişini kırmak için. Yukarıdan bombalayarak mı? E, tabii ki. Yani köyleri, boş köyleri bile yerle bir ediyor ki oradaki direniş yani artık oradaki tamamı psikolojik ve buradan siz yoksunuz. Yani son iki gündür ne oldu? Son iki gündür şimdi bizim e, önemli olan orada Yamadi kampı vardı. Daha önceki bu Rus bombardımanı yapıldığında orada Yamadi kampında Suriye içerisinde sıfır noktada bir kampımız vardı. 10 bin, 12 bine yakın bir e, insan orada mülteci vardır. Şu anda onlar e, tehdit altındadır. Çünkü tam e, 8 kilometre Rabia ile Orhan arası. Onlar çok tedirgin şimdi sınırda bir hareketlenme var. Şimdi az önce de bana yazıyorlardı. Peki kaç Türkmen kasabası kaldı? Şimdi Köyün. elimizde çok az kaldı maalesef. Yani. Çok az. Yani bir, iki, üç, üç köy kaldı. Üç köy kaldı. Sadece üç köy. Onlar da sınıra çok yakın olan köylerdir. O zaman direniş bitmiş gibi bir şey? Yani işte direniş yani bugün karşınızda bir orantısız bir güç vardır. Yani direndiğiniz. Karşınızda bir ordu yoktur kardeş. Kim <laughs> kime kim var orantısında? Şimdi bizi havadan bize en fazla şey yapan işte Kızıl Dağda gördük sizler de takip ettiniz onu Kızıl Dağda ne zaman Ruslar çok yoğun bombardıman yaptığında çekilmek mecburiyetinde kalıyorduk. Ondan sonra biraz bombardıman hafiflerinde tekrar alıyorduk. O orayı. zaman Ruslar kırıyor direnişi. Tabii ki Ruslar kırıyor. Biz 5 yıldır orada Esed'le mücadele ediyoruz. Esed giremedi bizim oraya. 5 yıldır giremiyordu. Orada dengeler 30 Eylül'den sonra Rusların girmesiyle birlikte değişti. Yani şu anda da e, yine aynı şekilde ama hiç aralıksız e, bombardıyor ama şeyden de karadan da eee Esad e, çeteleri, e, İran e, milisleri, e, Irak milisleri e, karaden karadan ilerlemeye çalışıyorlar ama biz onları hiçbir zaman aldıkları biz çekildiğimiz yerleri onları yerleştirme yani o zaman şu anda şöyle bir durum oluyor. Ruslar havadan bombalıyor. Esad güçleri ve İran milisleri Aha. de karadan Tabii ki yani iki gün önce bir esir bizim e, birliklerinin eline geçmişti. Iraklı e, Şii bir millisti yani İki gün önce. O da var. E, o da. Peki evet. o zaman e, toplam kaç köy vardır, kaç kasaba vardır eskiden Türkmenlerin? Eskiden bizim orada 40'a yakın şeyimiz var. Ne oldu peki o 37, 3 köy kaldıysa 37 köyün ahalisi yani, nerede? Ahmet Bey şimdi bugün 30 Eylül'den beri bir defa 5 yıldan bahsediyoruz biz. 5 yıldır orada bir direniş vardır. Yani işte İranlar vardı, Hizbullah vardı, Iraklar vardı, Esed Şebihaleri dediğimiz işte bu Miraç Ural'ın adamları vardı. Ama biz onlara hiçbir zaman alan sağlamadık. Ama Rusların girmesiyle birlikte orada yani bir dünyanın süper gücüyle bir adam şeyden de atıyorlar, denizden de füzelerle vuruyorlar. Dolayısıyla orada sizin yani elinizdeki imkanlar çok kısıtlıdır. Dolayısıyla orada bir orantı yoktur yani. Anladım ama o ahali 5 yıldır o köyleri terk edip nereye gitti? Türkiye'ye Türkiye mi geldi? Türkiye'ye geldiler zaten. Birçoğu biliyorsunuz ilk başta bu varil bombalarından e, Asad'ın durmadan e, Türkmen Dağı'na varil bombaları atıyordu. İşte Osmaniye kampında, Yayladağ kampında bizim 5 yıldır 4 yıldır e, Türkmen kardeşlerimiz orada. Ama şu son dönemde de yine Türkiye'ye girenler oldu. Bir kısmı da her ne olursa olsun Türkmenler topraklarına çok bağlılar. Yani Türkmenler e, bulundukları yerleri her zaman vatan bilmişlerdir. Ve kolay kolay terk etmiyor. Mesela şimdi Halep'te bizim köylerimizin tamamı işinin kontrolünde. Ama Halep'ten çok az insan geldi Türkiye'ye. Yani o kadar baskıya, Peki, o kadar... Peki rejimin kontrolündeki yerlerde kalabiliyor mu Türkmenler? E, rejim zaten oradan boşaltıyor. Orayı boşaltıyor. demografik yapıyor. istemiyor zaten. Yani Humus'ta onu yaptı işte. Zara'da, e, Humus'ta, Haman'ın e, güney kırsalında... O müsemze o Ama İşit e, böyle bir etnik temizlik yapmıyor. İşit'in başka bir şeyi vardır. Yani IŞİD orada kendi kuralları vardır. E, o o şartlara uyuyorsan e, kalabiliyorsun. Yani İşit'in e, bir PD gibi değildir. PD'nin bir projesi vardır. Yani PD geliyor. Oradaki bütün e, kendisi gibi düşünmeyen demografik yapıyı değiştirmek için işte PD Tel Abyad'da gördük. Onunla ilgili iki tane e, Uluslararası Af Örgütü'nün raporları çıktı. Diğer raporlar çıktı. Yani Birleşmiş Milletler'in rapor orada. Ne, nasıl insan hakları, ihlalları yaptığını, savaş suçu işlediğini bu uluslararası e, raporlarla belgelendi. Yani İŞİD'in de e, ihlal ettiği insan hakları. İŞİD zaten şimdi İŞİD, dünyanın bütün birleştiği tek bir şey vardır. İŞİD terör örgütüdür. Bunu herkes bunu zaten öyle biliyor. Ama bugün PYD'yi <laughs> e, aklamaya çalışan yani herkeste bunu görüyoruz. Özellikle Türk kamuoyunda görüyoruz. PDD bambaşka bir şey göstermeye çalışıyorlar. Yani aslında Pd'de, ile kendi projeleri olan veya uluslararası projelerin taşeronluğunu yapan örgütlerdir yani. Şimdi e, Kemal e, hocamız da bunu ifade etti yani çok muğlak bir politikası vardı. Çünkü kendisinin politika, politikası olmadığı için birilerinin emrini, talimatını yerine getirdiği için netleştiremiyor. Çünkü bir strateji koyamıyor. Dolayısıyla bugün PYD'nin işitle PYD'nin paralel olarak uluslararası projelerin e, taşeronlarını yaparaktan işte Sayın Büyükelçimizin de ifade ettiği gibi Suriye'nin bölünmesi eğer bir uluslararası projede bir Suriye bölünme ise bunun iki tane aktörü vardır. Birisi IŞİD'dir, birisi de PYD'dir, birisi de Esed rejimi Nusayri devletidir. Yani başka da kimse değildir. Bu üç aktördür. bunlar Böl, var. Bölmeye çalışanlar. E, tabii ki yani. Emer Sezgin siz ne diyorsunuz bu PYD <laughs> eleştirilerine Abdurrahman Mustafa? Nın? Şimdi <laughs> PYD'yi eleştirmek başka bir şey. Kemal Bey'in söylediği gibi PYD'nin bu konferansta olması başka bir şeydir. İkisi başka şeylerdir. Eğer biz Suriye'de IŞİD'in gücünü ve işitle verilen mücadeleyi hesaba katmasak, Suriye'deki muhalefeti doğru tarif edemeyiz. Mümkün değil. Çünkü orada bir işit gerçeği vardır artık. Sadece Esad rejimi yoktur. Evet, Esad rejimi son derece kendi halkına ve başkalarına bir kötülük yapmıştır. Ama orada da bir de işit var ve Sayın Büyükelçi'nin dediği gibi neredeyse yüzde %50'sine sahip bir örgütten söz ediyoruz. Onunla mücadeleden bahsetmeden biz Cenevre Konferansı'nın manasını da tarif edemeyiz. Peki yani onunla şey, mücadeleden söz etmek demek ne demek? PYD'yi de hesaba katmak manasına gelir Çünkü ki... Çünkü onunla bir tek PYD mücadele ediyor o anlamda ee, mı? Büyük ölçü yani PYD yani sadece PYD mücadele etmiyor tabii ki ama... PY de güçlerden bir tanesidir. Ama öte yandan da bakın Sayın Başbakan geçen gün aynen şunu söyledi. Dedi ki Suriye'deki bütün grupların, etnik grupların ve mezheplerin ve dinlerin temsil edilmesi lazım. Müslüman olmayanlar bile dedi. Örnek Hristiyanlar ne kadar Esad rejimine karşıdır. Ne kadar karşıdır? Karşı değiller mi? Ee, yani bazı Hristiyanlar ve belli Hristiyan gruplar karşı değil. Bu belli ortada. Dolayısıyla biz gerçekten de bu tarifin içinden çıkamayız. İkincisi de bakın orada ne konuşuluyor? Bir, 6 ay içerisinde e, bir şey yapılacak, geçiş, geçiş hükmeti kurulacak. Ondan sonra da e, esatlı mı esatsız mı e, bir seçim yapılacak. Şimdi Esadlı ve Esatsız seçim dendiği zaman da bölünme oluyor. Türkiye, Suudi Arabistan Esatsız çözümden yana. Lakin İran, Çin, Rusya, Rusya. esatlı çözümde. Dikkatinizi çekiyorum. Esad'ın olmasını isteyenler var, olmamasını isteyenler var. Böyle de muhalefeti tarif edemeyiz. Çünkü büyük güçlerin bir kısmı Esad'ın kalmasını istiyor. Dolayısıyla buradan da bakarsanız PD'nin bu e, toplantıya katılması lazım. Dolayısıyla biz sadece PYD'nin yaptığı tırnak içinde kötü işleri e, söyleyerek PYD'yi bu sürecin dışında tutamayız. Bu olmaz. Üçüncüsü de bakın eğer biz iki sene önce Ceren konferansından bahsedip PYD'nin katılıp katılmadığını konuşsaydık hükümet bu kadar sert tutum almazdı. Çünkü çok açık söylüyorlar Diyorlar ki PKK, PYD, PYD, PKK'nin uzantısıdır. Dolayısıyla da terör örgütü değil mi? Öyle diyorlar. Fakat Amerika Birleşik Devletleri böyle düşünmüyor. Amerika Birleşik Devletleri de diyor ki ikisini ayırın. Neden bunu söylüyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye'deki politikasına uymuyor bu. Rusya'nın politikasına uyuyor mu? Uymuyor. İran politikasına uyuyor mu? Uymuyor. Şimdi biz böyle gide yani böyle giderse biz Suriye'deki sorunu çözemeyiz. Üçüncüsü, bence daha önemlisi, oraya kimlerin katıldığından daha çok, orada kimin ne söylediği önemlidir. Yani biz Suriye'nin geleceğini nasıl şekillendireceğiz? Biliyorsunuz büyük devletler daha önce bir takım benzer şeyler denediler ve altında kaldılar. Irak'ta olduğu gibi, Libya'da olduğu gibi. Bu sefer Irak'ta ve Libya'daki hataları yapmamaya çalışıyorlar. Ne yapıyorlar? Birleşmiş Milletler'in çağrısıyla bu toplantılar yapıyorlar. İki, başka devletleri de katıyorlar. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne katıyorlar. Bölge ülkelerine katıyorlar. En önemlisi de Suriye'deki unsurları katıyorlar. Şimdi siz Suriye'deki unsurlardan söz ederken bir tanesini nasıl dışarıda tutacaksınız? Evet, PYD Suriye'deki tüm Kürtleri temsil etmiyor. Türkiye'deki PKK'nın tüm Kürtleri temsil etmediği gibi. Bunda yadıklanacak bir şey yok. Ama PYD diye bir gerçek var. Peki ama Türkiye açısından şöyle bir ee, durum söz konusu değil mi? Bir yandan kendisi açısından terör örgütü diye tanımladığı bir örgütle Güneydoğu'da mücadele veriyor. Evet. Bir yandan da Suriye'nin geleceği diyerek bu terör örgütünün uzantısı olan bir örgütle oturup masaya oturmasa masaya oturacak. E bu problem tabii ki. Bu çok büyük bir problem. Türkiye pro bakımından problem. Peki Türkiye'nin itirazı haklı değil mi bu açıdan? Şimdi Türkiye'nin itirazı kendi açısından haklı. Ama diyorsunuz somut gerçeklikler var. Bir de gerçek var. Yani Türkiye kendi politikası bakımından haklı ama sadece Türkiye Suriye'nin geleceğine karar veremez ki. Suriye'nin geleceğine karar verecek olan maalesef yine küresel güçler olacak en sonunda. Peki o zaman şunu mu diyorsunuz yani Türkiye bu durumu göz önünde bulundurarak masada olmak için bu PYD'siz çözüm diye tutturmaması gerekir. Bu o, o mu? Onu mu öneriyorsunuz yani? Şimdi Türkiye'nin neye karar vereceğini ben bilemem. Önereyebilirsiniz. Ee, ben bilemem ama e, PYD'nin uzun süre bu Cenevre görüşmelerini sonra ne olur ama PYD'yi dışarıda bırakarak bu iş yürümez. Niye yürümez? Çünkü Çin, Rusya, özellikle İran ve Amerika Birleşik Devletleri bunu bastıracak. Nasıl bir aram formül bulacaklar bilemem. Peki. Ama e, bir ara sayın, formül Sayın Büyükelçinin söylediği Araya... e, bir formül olabilir mi? Yani... Tabii bu akla yatkındır. PYD bayrağı olmayacak, kimliği olmayacak ama PYD'den bir takım insanlar gidip masada olacak. Elbette bu. bakın biz eğer Suriye'nin geleceğini konuşuyorsak birinci derecede karar verici olması gereken Suriye'de yaşayanlar, yaşayan bütün e, gruplardır. Türkmenlerden tutun Kürtlere, Kürtlerden tutun Hristiyanlara karşı kadar. Ve Irak'taki peki Abdurrahman Mustafa'nın Türk Türkmenler açısından. PYD eleştirisine bir şey demiyor musunuz? Söyledikleri... Ben çünkü... Şimdi e, PYD'nin, Kemal Bey de PYD'yi eleştirdi. Yani yine söylüyorum eleştirmek başka bir şeydir. E, PYD'nin olup olmaması başka bir şeydir. Siz PYD katılırsa da katılmasa da eleştirinize devam edersiniz. Bunda e, şey edilecek, yadırganacak, dışlanacak bir durum yok. Yani PYD'yi herkes eleştirebilir. Zaten PYD'nin, bakın ben i̇ki sene önce Nusaybin'e gittim. Kamışlı tam karşıda. Orada bir bölgede, küçük bir bölgede şeyin Esad rejiminin yani Suriye devletinin bayrağı vardı. Havalanı. Öteki bütün kesimlerde PYD bayrağı vardı. PYD'nin Esad rejimiyle bu bakımdan da bir diyaloğu olmadığını söyleyemeyiz. <laughs> Gerçi birkaç ay önce bunlar bir ufak çapta bir çatışma yaşadılar belki biliyorsunuz. PYD ile birlikte. Yani şahane bir ilişkileri olduğunu da söyleyemem. Yani i̇lişkisiz de değil. İlişkisiz de değil ama yine söylüyorum bakın. Bu, bu da diyorsunuz Cenevre'de masaya oturmaz. Masına engel değil. Ortadan kaldırmaz. Ya ben şurada bir şeyle ilave edebilir miyim Ahmet Bey? Şimdi Cinevre nedir? Biz Cinevre'nin yüzüne bakmamız lazım. Cinevre'de nedir? Rejimle muhalefetin karşı karşıya oturup Suriye'nin geleceğini evet. konuşmak. Değil mi? Onda işte Cenevre 1 var, Viyen'le görüşmeler var, Birleşmiş Milletler 20 54 kararı var. Bir sürü şeyler var bunda. Peki PYD gitti orada. PYD hangi tarafta olması lazım sizce? Ne konuşacak rejimle yani? Muhalefet tarafında mı gidecek? Ben şekille uğraşmıyorum. Ee, Şekil bakın, değil. Şimdi bakın orada ben söylüyorum benim orada iki nokta var. Bakın iki. Siz iki de safa katmazsanız oradaki muhalefet ya doğru IŞİD, Zaten işidin yaratılmasının sebebi sizin bu şimdiki konuştuğunuza gelmek için. Şimdi ne diyorlar Amerika, Rusya ne diyor? Ben Benim ki herkes işi de odaklanmış. Esad kalsın, Esad'ı e tartışmayalım. Şu anda bir işit var tamam. Ama ben şunu ben prensipten konuşuyorum. Oradaki müzakereler Cinevre muhalefetle rejimin arasındaki olan bir görüşmedir. PYD varsayalım gitti. Madam ki rejim Fiyade, rejimden yana taraf mı olacak? Hangi olayca, tarafta oturacak? Muhalif mi Şimdi olacak? Şimdi benim de benim de söyleyeyim. Onu bize şurada. söyleyin hangi ben, tarafta oturacak? Ben şahsen böyle bakmıyorum. Ben nasıl bakıyorsun? Şö şöyle mi? bakıyorum. Evet. Ben şahsen şöyle bakıyorum. Evet. Eğer Suriye'nin geleceği konuşuluyorsa. Evet. Ve yarın Suriye nasıl şekillenecek diye bakıyorsanız evet. siz PYD'yi bunun dışında tutamazsınız. Değil ya, değil? tamam da nerede Şimdi oturacak? Nerede? Nerede oturursa otursun. öyle bir masa yok. Yani. Yani masa da yok dediğim gibi. anlamak lazım. Bir şey söyleyebilir miyim araya girip? Yani ben demin tavanlayamadım şeyi. Ee, bir şeyi çok net olaraktan görmek lazım. Burada muhalefetle e, Esad'ı karşı karşıya getirmiyor. Evet, evet, Onu Burada Suriye'nin <laughs> bütünü içinde yeni bir sistem <laughs> ve rejim oturtmaya Tabii. çalışıyorsunuz. Şu, şu Burada kim Salim varsa nerede? Salim Müslümler de. Esad'ın yanında da yer alabiliriz. Nerede? Nerede? Cenevre'de efendim. Salih "Davet edilmedim." Beni. dedi. Bakın yani e, şu burada şey bir anlamak lazım. Yani ne yani demek bir olayı anlamak Salih lazım. Salih Müslim'in nerede Ben olduğu... bir cümle kurup size bırakabilir miyim? Gel tabii ki buyurun hocam. Şimdi e, Kemal Bey de söyledi. Salih Müslüm Türkiye'ye birkaç kere geldi gitti. Niye? Suriye'nin geleceğini konuşmak için. Tamamen bu yani. Şimdi biz eğer Salih Müslüm'le iki yıl önce Suriye'nin geleceğiyle ilgili konuşuyorsak bugün de konuşabiliriz. İkincisi de Beyefendi dediği gibi orada sanki bir masa varmış gibi. Hayır. Biz Suriye'nin geleceği konuşuluyor Cenevre'de. Bu kadar basit. Evet, burada şunu anla yani net, önce şu Salih lazım Cenevre'de derken evet, ne? efendim. şimdi olay şu. Yani bu Cenevre 3. tur toplantısı, Cenevre 3 toplanıyor. Bu bir 100 metre koşusu değil. Yani 10 saniye hemen bir hafta olacak bitecek değil. 6 ay Birleşmiş Milletler'in nezaretinde ve himayesinde biz hiçbir şekilde şu resmi görmeyeceğiz. Yani Esat ve Esat rejimi masanın bir tarafında, muhalifler masanın diğer tarafında tarzında büyük bir toplantı olmayacak. İkili veya çoklu e, e, arka diplomasi toplantıları şeklinde e, oradaki e, muhalifler, e, çeşitli gruplar, Cenevre'ye davet edilenler, edilmeyenler belki dışarıdan gözlemci olarak katılacaklar. Yani 6 aylık bir maratondan bahsediyoruz. Peki, bu bir, bir 100 metre koşusu değil. Peki evet. 6 aylık maraton içerisinde kaç tane Cenevre olacak? E, bu 6 aylık maratonda belki yüzlerce ikili veya çoklu görüşmeler olacak. Yani Peki, bu, görüşmelerini... bu cumayı ayırda evet. ayır deden bir unsur var mı? Burada e, şu çok önemli. Yani ben PYD yani e, şu resmi biz görmeyeceğiz. Yani e, Esat Esad rejimi bir tarafta, muhalifler bir tarafta bir toplantı odasında e, bir resim görmeyeceğiz. Öyle bir resim zaten olmasını Birleşmiş Milletler istemiyor. Cenevre'de şunu da anlamamız lazım. Türkiye'nin boykotu bu konuda, da yanlış bu anlaşılıyor bu bu belki. Tolp mu? Evet. Negotiation mı? Evet. Karar verilmiş değil. Değil. Ya yani onu söyleyelim yoksa Aynen. Yani şu da olabilir. Biz onu da resmi görebiliriz. Bir tarafta e, Esad taraf, Esad rejimi. Diğer tarafta muhalifler bunu görebiliriz. Görmeyebiliriz. Karar verilebilmiş değil. Böyle bir evet. karar yok. Talk mu? Negotiation <laughs> mu? Ne, ne demek şunları bir açıklayın. Bir tanesi diyelim ki aracı var. Belli odalara gidiyorsunuz. Sayın Büyükelçim onun daha iyi bilir bizden. E, aracıyla görüşme ama bir de negotiation şey dediğiniz zaman karşılıklı, karşılıklı müzakere. Konuşuyorsunuz. Bu konuda karar verilmiş değil. Amaçta ama böyle bir resim mi can değerlendiriyorum. Çünkü o gölge getirir. Şunu söylemek istiyorum. Yani Cenevre önce şunu anlayalım. Cenevre 3 bir 100 metre koşusu değil. Bir hafta veya birkaç toplantıyla bitecek bir şey değil. 6 aylık bir maratondan bahsediyoruz. Taraflar orada. Bütün taraflar orada. Ve Cenevre'de Türkiye boykot yaptı, Türkiye katılacak tarzında bir e, yanlış anlaşılma da var. O da değil. Cenevre'de sadece Suriye'deki sahadaki aktörler, Suriye'nin dostları dediğim işte Türkiye'sidir, Rusya'sıdır, İran'ıdır, Amerika'sıdır. Onlar işin dışında. Peki, Mutlaka ekipleri, dış o, yani o zaman, temsilcileri peki, orada. bir dakika. Evet. Bizim Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu dedi ki PYD katılırsa biz katılmayız dedi. E, bu yani şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye Görüşmeleri aktif olarak katılmayacak. Gözlemci, gözlemci olarak. olarak ben katılmam diyor. Yani Suriye'nin dostlu bir ülke olmama rağmen Cenevre'deki bu gözlemci. Zaten Fatih diyor. Zaten aktif katılma. Toplantılar aktif katılmayacak zaten. Bu durumu Üçlükle yok. Anla, o zaman Suriye'deki to şey, Cenevre'deki toplantılara Suriye'deki çatışan taraflar mı katılacak? Evet, e, sadece terör örgütü olarak herkesin kabul ettiği IŞİD ve El Nusra hariç. Burada şu aslında yani yanlış bir anlaşılan. Bir e, 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 evet. ne olur bir beraber gidelim. IŞİD ve El Nusra hariç. Suriye'deki taraflar, Esadçılar katılacak mı? Evet. Türkmenler katılacak mı? E, Türkmenler işte... E, Siz katılacak satın, mısınız? Onu ifade etti. Eğer gözlemci olarak gitmek Şimdi... isterse, niye Cenevre'ye geldin, niye şu kişiyle görüştün, Hayır, bu kişiyle ama görüştün? Hani çatışan taraflardı ya? işte, al e, çatışan hocam, taraf. Hocam, e, ta, yani PYD'ye bir davet gitmiyor. Kişilere davet gidiyor. Bu önemli bir şey. Yani mesela PYD şimdi e, Suriye'de IŞİD ve El Nusra'yı bir kenara bıraktığımızda muhalifler ikiye bölünmüş bir görüntü çiziyor. Şimdi Riyad'da Aralık ayındaki toplantıda biraz daha dini motivasyonu olan e, ve biraz daha Sünni karakterli tanımlayabileceğimiz muhalifler Türkiye'nin, Katar'ın ve Suudi Arabistan'ın himayesinde bir araya geldiler. Öyle bir cephe oluştu. Onu gördükten sonra PYD'nin de içinde olduğu Biraz daha seküler, biraz Kesinlikle. daha sol karakterli ee, da bir başka bir mal kurup, başka Demokratik Suriye Meclisi altında yeni bir yapıya gittiler. Mesela burada PYD'nin içinde olduğu çatı örgütü olan Demokratik Suriye Meclisinden işte Heysem Menna eş başkan katılıyor. Mesela İlham Ahmet Kürt asıllı yani Suriyeli Kürt gene Demokratik Suriye Meclisinin aktif üyelerinden buna da davet gitmiş. PYD'li mi o da? PYD'nin içinde olduğu bir çatı örgüt. Demokratik Suriye bir kişiye davet gitmiş. Bu şahıslar PYD'li mi değil mi? Yani olup olmadıklarını bilmiyoruz. Fakat, Peki Salih Müslim var mı bu şahıs? Salih Müslim'e isim olarak davetiye gitmemiş. Yani burada şunu da anlayalım. Birleşmiş Milletler örgütlere davet göndermiyor. göndermiyor. PYD'ye davet gitmiyor. İsmen davet ediliyor bir ilgili kişiler. Bir, bir virgül atar mısınız? Neye itiraz ediyorsunuz? Burada şuna itiraz var. Ne? Ee... Aslında bugüne kadar Esad'a karşı ciddi şekilde muhalefet göstermiş ve Türkiye'nin veya dest e, muhalifleri destekleyen gruplar meşru muhalefet diye tanımladığı bir grup var. Bunlar arasında bir ayrı şey yok. Görüş ayrılığı yok. Bir defa bunu söyleyelim o yok. Bir de Suriye'nin içinde Esad'ın sizin dediğiniz biraz önce tartışıldı. Esad'ın kontrolünde olan bir muhalefet vardı. Hmm. Heysen Menna onların içinde. Şimdi buradaki mesele bir anlamda dediler ki tamam siz de muhalifsiniz, sizi kabul edebiliriz. Fakat PYD'yi şu şekilde yorumluyorlar. PYD'ye diyorlar ki senin iki özelliğin var. Bir, çünkü diyorlar sen bir S başından itibaren Esad rejimiyle birlikte hareket ettin diyorlar. Biliyorsunuz ilk başta e, Kemal Bey de bunu gayet net bir şekilde aslında anlattı hapisten bırakıldı bir kısmı biliyorsunuz işte gidin siz orada kalın filan diye hatta ben bir şey de vereyim. Talebe bu noktada çok ciddi rol oynadı. Yani e, PYD'nin tabi İran'ın isteğiyle rejimle birlikte hareket etmesi noktasında Türkiye'de biliyorsunuz davet etti şeyi e, Salim Üstü'nü e görüştü. Dedi ki e, meşru muhalefetin içinde eğer muhalifseniz Baba Esat döneminde sıkıntı yaşadınız Oğul Esat döneminde sıkıntı yaşadınız kimliğiniz bile yoktu sizin o zaman bak biz sizin için de fırsat muhaliflerle birlikte hareket edin. Esad rejimiyle birlikte hareket etmeyin diye Türkiye bunlarla görüştü. Görüşmedi değil hepimiz biliyoruz. Fakat bu işbirliğinden sonra rejimle işbirliğinden aracılar olduktan sonraki süreçte bu bölgeyi bunlara verdiler ve açıktan rejimle birlikte hareket etti. Bir diyorlar ki Türkiye'nin PYD konusundaki tavır değişikliği de orada mı başladı? Yani bir Esad'la birlikte hareket etmesi, iki Suriye'deki özellikle Kobani sürecinden sonra Türkiye'deki artan terör terör eylemleri ve PKK ile PYD'nin doğrudan ilgili olması. Çünkü PYD, KCK altında faaliyet gösteren bir örgüttür. Ve orada ben e, sürekli izliyorum. Türkiye'de bir bilgi de yanlış veriyorlar. Diyorlar ki Türkiye Kürtleri istemiyor. Böyle bir şey yok. Türkiye'nin orada Kürtler görüştüğü Kürt gruplar var. Hatta muhalefetin yani meşru muhalefet dediğimiz Riyad grubunun içinde muhalefetin Kürt Ulusal Konseyi var. Şimdi sizin bir dakika. Meşru tanımı nasıl hocam? Yani kim o, kendileri meşru? Kim hayır, evet. kim tanımlıyor bunu biliyor musunuz? Eee evet. ilişki, ilişkisi olmayan ama Esad'ın zulmüne karşı çıkan hiçle yani meşru muhalefet diye evet. tanımlıyorlar. Buyurun. Şimdi buradan şunu belki konuşmamız lazım. O yani net olarak resmi buyurun hocam. şey söyleyebilirim. Mesleki tecrübemi de biraz şey yapacağım. Şimdi her bekarda bu gibi şeylerde ee, çok önemli üç tane faktör var benim için. Birincisi Suriye'nin tamamı itibariyle bir çözüm düşünülüyor. Dolayısıyla bugün artık kimin Esad taraftarı olduğu, kimin muhalefette kaldığı falan önemli değildir. Anlamlıdır. Muhalefetle Esad yanlısı olan her kimse PYD'de dahil bunların tümünün uzlaşabileceği bir formülün ortaya konulmasıdır. Türk... Hal Şimdi ben şöyle tamamlayayım şu şeyimi. Dolayısıyla bu koşullar altında buraya Efendim ve Esat'la bugüne kadar şey o sizin Türkiye olarak Esat karşıtı politikanızı hayata geçirememiş olmanın bir sonucu şeklinde değerlendirmelidir. Esat'la beraber olan Türkiye'nin düşmanıdır. Bir resmi Madde bir. İki şunu da söyleyeyim. Bu e, şeyler da, da, talepler yapılır veya davetler yapılırken yani bunlar isme yapılır ama mesela Türkiye Cumhuriyeti Başbakanına bir talep gittiği zaman davet gittiği zaman o Türkiye Cumhuriyeti adına gider. Tabii. Yoksa tek başına ta burada Davutoğlu <laughs> gidip de orada konuşacaktır kendi şahsında demek değildir. Onun için bir grubun en yetkili söz sahibi insanı adıyla ona gönderilmiştir burada Peki ama kişiler pe değil gruplar var. Peki ama PYD'den birini çağıracaksan Salih Müslimi çağıracaksın şimdi, en yetkili Şimdi o. problem orada Türkiye ile girdiler girdi. Yani oradan Or oradan kaynaklanıyor. Üçüncü 3. E bir husus var onu da şöyle diyeyim. Bu tip müzakereler bakın, Camp David'leri falan da aklınızdan çıkarmayın. Nasıl olduğunu biraz oradan da düşünün. Buraya gittiğiniz zaman, bu kadar muhalif, bu kadar esat, bu kadar birbirinin gırtlağına sarılmış insanın bir araya gelip de buradan bir çözüm çıkarma ihtimali yoktur. O zaman yukarıda oturan her kimse, işte bu da Rusya ile Amerika evet, ile kalmıştır, evet. oturup onların başına çöreklenecekler. Bana bak, bu ya böyle olur ya böyle olur. Olmadığı takdirde de böyle olur diye. Onları zorlayacaklardır. Bu müzakere de böyle. Burada iki... Pardon üç. şöyle tamam. Acı gerçek bu diyorsunuz. Gerçek yani. budur. Bunu yaparken de parasal yardım başta olmak. Ünlülara da yaptılar iç savaş sırasında. Sen bunlar gel uzlaşın burada sizi imar etmek için gittiler özel gruplar kurdular bankaları açtılar vesaire. Biz sizi şu şekilde ihya edeceğiz gelin bir arada yaşayın diye. Yani bunlar kılıfını giydirmeden bu işin peşine Peki ama yani. şöyle bir açmazlar. Mehmet'ime bir ki, bir tabii ara soru evet, soracağım. Tabii. Estağfurullah ee, ne, demek, ne, demek, ne demek? Ne demek büyük elçi? Şöyle bir sorun var. Tamam güzel. Bu güçler, muhalefet, Esat, şunlar, bunlar hepsi Cenevre'de bir araya gelecekler. Bunlar birbirleriyle kanlı bıçaklı oldukları için <laughs> anlaşamayacaklar. Bunlara Rusya ve Amerika racon kesecek ve o racona da Mecburen uymak zorunda kalacaklar. Hikaye bu. Yani gibi. Hikaye, uyu, uyu, evet. uyar gibi. Tamam. Peki. Ama uymayacaklar. Ya hepsi uyusa bile. Diyelim ki hepsi hazır ola geçti ve tamam. Ey Amerika, tamam Rusya biz sahada sizin dediğiniz gibi yapacağız dediler. Buna rağmen şöyle bir sorun var. Dışlanmış olan işit Suriye'nin diyorsunuz yüzde %50'sine hakim. E, bu anlaşmanın sahada nasıl bir karşılığı olacak? Efendim bu anlaşma... Yani %50 ne olacak? Şimdi meseleyi başka bir açıdan görmek lazım. Bu anlaşma başından itibaren bir şey yapmak lazım. Yani bir plan proje geliştirmek lazım. Bu plan ve proje illa ki biz de yani kendi yönümüzden Türkiye içinde de bunları çok yaşıyoruz. Bir paralellik kurmak isterseniz. Bir şey yapıyor gözükmek yapıyor için mi yapıyorlar? Gözükmek için. Çünkü 6 ay içinde oturacaklar bir arada bir şey olacak. Ondan sonra anayasa yapılacak seçime gidilecek. Esat seçilirmiş seçilmezmiş filan. Bunların yapılabilmesi için evvela burada kanlı bıçaklı olan bu grupların bir araya gelip buradan ortak bir proje çıkması lazım. Mümkün değil. Bugün muhalifler kendi aralarında Riyad'da toplandılar ilk işte orada yaptılar. Ondan sonra bir kere bir araya gelip de ortak pozisyonumuz budur diye duydunuz mu? Duymadık. Peki o zaman o zaman biz bu, bu programı niye yapıyoruz ya? Biz bu Cenevriye niye önem veriyoruz? Havanda su dövüyoruz. bakın Riyad burada konferansında şimdi şunu bir ben de vardım. lazım. O çok önemli. Yani Riyad, Riyad konferansında evet. ben de vardım. Şimdiye kadar da takip Metin ediyorum ediyorum. Metin Bey tamamlasın ondan sonra tekrar size dönelim. Kemal evet. Bey. Sayın Hocam bu programı niye yapıyoruz? PYD'nin aslında Suriye'deki geleceğinde Suriye'nin geleceğinde alabileceği pozisyon ve bunun Türkiye'ye yansımaları. Şu bu anlamda PYD çok kritik. Şunu demek istiyorum. Cenevre'nin ne anlamı var? Yani? Cenevre şimdi bir geçiş hükümeti kurulacak ve anayasa sahada çalışmaları başlayacak. Ne yapacaklar? Ama şimdi burada ilk kez sahada silahla birbirlerine kendi gerçekliğini dayatmaya çalışan aktörler. Cenevre'de güzel konforlu salonlarda bir araya gelecek. Bu sefer sözle birbirlerine kendi gerçekliğini dayatmaya çalışacaklar. Peki, IŞİD Bu anlamda, gerçekliğini olacak. IŞİD şu anda aslında Suriye'de ben onu daha önce de yazdım. Sizin programınıza da söylemiştim hatırlarsınız. Bir yerelci ve küreselci ayrılması var IŞİD içerisinde. Şayet IŞİD'in oturmuş olduğu sünni bilinçaltı Suriye'de ee, ve oradaki aktörler, başat aktörler, işte aşiretler, oradaki siyasi yapılar e, tekrar Suriye'nin geri kalanına entegre edilebilirse ve IŞİD içerisindeki yabancı savaşçılar dediğimiz olgu e, da ayıklanabilirse şayet tabii ki o da Suriye'nin geri kalanına entegre edilecek. Şey edilebilirse, siz evet. Esad'a diyorsunuz ki 350 bin insanı öldürmüş, ey Sünniler sen Bunla devam et. Size entegre edelim. Sorun burada kaynaklanıyor. Burada çok ciddi sorun var. PYD'nin yalnız sui generis bir özelliği var. Onu ben de Onu bir, geleceğim. Bir, bir, doğrudur. Bir, doğrudur, katılırım. Aslında sınarak evet. söyleyeyim. Bu bunun için çok önemli. Ee, Suriye'nin geleceğinin nasıl şekilleneceği PYD üzerine oluşacaktır. Aynen katılıyorum. Buradaki temel mesele bu. PYD'nin içindeki tüm gruplar isterim. diyor ki biz bütün bir Suriye istiyoruz diyorlar. Burada bir sorun yok. Esad, Bir tek PYD mi diyor? P çünkü PYD O da muğlak ama Kemal değil, o net, net PYD ile Esad'ın ortaklığı Amerika'daki Hristiyan sağlarla e, İsrail'in ortaklığına benzer Nedir bu? O da şudur Yani e, Mesih gelene kadar ortaklık Devam edecek Mesih geldikten sonra e, ayrışacaklar ne Demek, demek yani? istediğim şu e, Bu toplantı Suriye'nin geleceğine karar verilene <laughs> kadar PYD ile şey Ortak hareket edecek eee rejimi. ama yarın masaya geldiği zaman diyecek ki PYD ben ayrı bir statü istiyorum. Federal Suriye'nin oluşmasındaki anahtar parti PYD. Anahtar örgüt PYD. E, rejimi, 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 mesela o, Rakka'da yaşayan evet. Sünni Arap da e, Hayır, bunu mi? Sünni, 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 sünni Arap demiyor. Sünni Arap diyor ki ben bütün bir Suriye istiyorum diyor. Bir, Hiçbir Irak'taki Sünni Me, Arap da e, şunu söylüyorum. Şimdi federatif Araplarla yapı Araplarla federatif yapı isteği yok. Şimdi Suriye'de nasıl bir yani. PYD nasıl bir federatif yapı yapılacak? Coğrafi olarak mı, etnik olarak mı? Bir defa coğrafi olarak olursa eğer orayı demografik yapıyı de değiştireyim, hazırlık yapayım. Tabii ki olur. Yani Türkmenleri sürdüğü gibi Arapları sürdüğü gibi. Peki Suriye'de federatif yapı nasıl sizce yani nasıl olur? Şimdi Kemal Oktörünle Bey de bir izin mi? verir misiniz? Size tekrar döneceğim. meseleyi bir PYD kilitlememek lazım. Ama PYD kilitlenmiş aktörlerden bir tanesi. Kilitlenmiş gibi görünüyor. Hatta PYD yani Kürtler içindeki aktörlerin de bak aktör olmak bakımından da tek değil. Yani Kürtler söz konusu PYD'den önce PYD olmadan önce de bir Kürt sorunu vardı Suriye'de. Dolayısıyla PYD hiç olmasa bile bu sorun var. Federasyonu istemedi PYD şimdiye kadar. PYD garip bir özellik istiyor aynen. Şeyin istediği gibi PKK'nin istediği, istediği gibi. Türkiye'de istediği gibi. Ona da kanton diyor. O kantonların da ne olduğu pek belli değil. Şimdi Suriye sorunu tabii ki sırf PYD'nin isteklerine göre biçimlenmez. Hatta Kürt sorunu bile. Kürt halkının, yani Suriye'de yaşayan Kürt halkının bütün isteğine göre biçimlenmeli diyoruz. Ee, diğer Kürt örgütleri mesela federasyon istiyorlar çok net şekilde. o bahsettiğim birlik. İkincisi, e, Suriye'de federasyon isteyebilecek tek güç Kürtler de değil. Bakın, eğer öyle parlamenter sisteme falan gidilirse, yani... Bazı Partisi'nin diktatörlüğü falan kabul edilmezse ki edilmeyecek. Eğer bir çözüm olacaksa Suriye eskisi gibi olmayacak. Bizzat Nusayriler, bizzat Esad ailesi federal bir bölge isteyebilir kendisine. Bir güvence olarak ister. Hatta biliyorsunuz bu Laskiye yöresi falan şimdi öyle düşünülüyor. Zaten. Usta ne da bunu ki... yapmıyor mu zaten şu sırada efendim? Ha? Müstakbel Esad devletini oluşturuyorlar. Tabii tabii. Yani o Federal isteyeceklerin şimdi... başında Esat ailesi ve o Nusayri kesimi geliyor. O zaman Kemal şimdi, Bey şimdi dolayı... iki tane federast, federatif yapının iki unsurunu tarif ettiniz. Bir Kürtler, bir Esat. Ha bir de şu var güneyde Dürziler var. Onların sesi fazla çıkmıyor. Onlar Kürtler kadar aktif değiller. Kürtler kadar örgütlü de değiller ama onlar da ayrı bir etnik gruptur. İnançları farklı filan. Şimdi eğer e, parlamenter sistem işlerse Sırf onunla kalırsa O zaman sünniler hakim olacaklardır Suriye'ye ha, e, Onların da ne kadar adil bir sistem kuracakları Şüpheli Mesela Irak'ta bunu yaşadık e, Sünniler yönetti uzun zaman e, Baz partisi işte e, şey, o, Saddam Saddam yönetti <laughs> Ama o, o, o gittikten sonra e, o Sistem yıkıldıktan sonra Şiiler çoğunluğu aldılar Bu sefer sünniler sorun oldu Onların durumu sorun oldu onlar sindiremediler bu değişimi. Suriye'de de benzer bir Tabii. şey olabilir. Yani zaten işidin ortaya çıkmasında da bunun etkisi var. O zaman Federal Yani Suudi Arabistan filan <laughs> Suriye'de ve Irak'taki Sünniler için bir çeşit bir ülke yaratmaya çalıştılar. Bir devlet yaratmaya çalıştılar. O bu o... işi böyle birden bire çıkmadı, o kadar güçlenmedi. O zaman çözüm biraz federal sistem gibi görünüyor. Bence federal sistem, demokratik ve federal sistem. Yani öyle olmalı ki hem e, halk oyu işlemeli. Merkezi bir parlament olmalı. Bu Şam'da olabilir yine eskisi, eskiden olduğu gibi. Ama bunun yanı sıra güvenceler de olmalı. Mesela nusayriler için. Hatta e, şu anda Esad yani Esad'ın çevresinde toplanmış olan Hristiyanlar, layık unsurlar filan solcular, komünistler. Suriye'de bir komünist hareket de var yani. Onu unutmamak lazım. Layık kesin Hani bunlar için de güvence olsun ve bunlar şey eğer destekliyorlarsa yani Esad'ın bu kadar desteği varsa hala içeride Rusya'nın falan müdahalesi dışında bu kadar desteği varsa nedenlerden bir tanesi budur. Şey İnsanlar mi, sünni korkuyor. Sünni korkusu. Tabii yani sadece sünni korkusu değil. Çok son derece radikal örgütlerin iktidarı alması. İşte İŞİD'in, Nusra'nın ve benzerlerinin. Dolayısıyla Esad'a sarılıyorlar. Tabii Esad'a sarılıyorlar. Öyle olunca çözüm olacaksa Suriye'de bütün bunlara sıvak atmak lazım. Hem halk oyu olmalı yönetimini seçmeli hem de federal olmalı. Yani güvenceler olmalı. Federal birimlerde bu güvenceler vardır. Kemal Bey... Kürtler için, nuseryler için, hatta Sünni bölgesi, şeyde Irak'ta biliyorsunuz eyalet sistemi oluştu. Ama Kürtler, ona rağmen Sünniler eziliyor Irak'ta. Sünniler şey yapabilirlerdi, aynen Kürtlerin yaptığı gibi federal bir bölge oluşturabilirlerdi. Bence bu yapılamadı. Eğer yapsalardı yapılsaydı, sıkıntı azalırdı. Yapılsaydı tabii bence bu sonuç yaşanmazdı bugün. Peki, yani Şiilerle Sünniler arasında o denge olurdu. Kemal Bey bir izin verin lütfen. Bir şey Şimdi Kemal mi? Burkay'ın, Burkayın e, Ben şey Metin Hoca'ya Kusura bakmayın. Evet. Şimdi e, Uluş Bey söyledi. Yani Büyük Kürdistan meselesi. Şimdi Kürtlerin bir statü istemesini hemen Büyük Kürdistan'a e, özlem olarak görmemek gerekiyor. Olabilir Kürtler içerisinde Böylesine büyük Kürdistan isteyenler de vardır. Olabilir. Nasıl ki bir dönemler e, Turan şeyleri vardı. Yani gidip Orta Asya'yı falan fethedecektik. Olabilir. Ama gerçekçi olmak lazım. Siyaset gerçekler üzerine oturur. Hayaller üzerine değil. Şimdi Arapları da kaç devletler? 20'den fazla galiba değil mi? İki tane Arap devletinin bir araya gelip birlik yaptığını gördünüz mü? Denemeler oldu ama başarısız oldu. Suriye, Mısır oldu. Libya ile bilmem ne oldu falan başarısız oldu. Bence Kürt sorunun çözümü, başından beri bunu söylüyorum. Yani 50 yıl öncesinden beri bunu söylüyorum. Kürtlerin yaşadıkları her ülkede federal bir bölge ve federal bir statü kazanmalarıdır. Yani eşitlikçi bir çözüm. Eğer bu başarılırsa birlikte yaşayabilirler. Eğer başaramazlarsa mesela Irak'ta olduğu gibi Irak da ne yazık ki işlemedi sistem. Ve şu anda Güney Kürdistan bağımsızlık daha yöneldi. Bağımsızlık ilan etmeyi düşünüyorum. Bence bunda haksız değiller. Niye? Çünkü en başta Sünni Araplarla Şii Araplar bir arada yaşamasını başaramıyorlar. Terör Irak'ı kasıp kavuruyor. Büyük ihtimalle Irak'ı <laughs> bölünecek. Şii bölgesi, Sünni bölgesi, Kürt bölgesi. Bu ne yazık ki acısız olmuyor. Yugoslavya bölündü. Gördük. Yani Yoslavia'daki halklar da çok acı çektiler. Ve Yugoslavya bölünürken... Peki, federasyon bölünme değil mi? Her zaman bölünme değil. Yani eğer adil bir çözüm bulabilirseniz ve oturursa mesela İsviçre federaldır çoktan federaldır ve İsviçre'de Fransız bölgesi var yani tek etnik grupta değil Alman bölgesi var Alman kantonları İtalyan kantonları var ama İsviçrenin hiçbir sorunu yok çok iyi işleyen bir demokrasi ve iyi bir yaşam tarzı sağlamış halkına. bunun gibi e, şeyde başka örnekler de verebiliriz mesela Amerika Birleşik Devletleri aksine çok büyük bir devlet oluştu. Yani federal bir yapı. Büyük bir devlet oluştu. Şimdi sorunları eğer adil şekilde çözebilirseniz zaten bunlar olmaz. Yani Irak Saddam rejimi eğer sorunlarını adil şekilde çözseydi Irak o duruma gelmezdi. Parçalanmazdı. Esad çözseydi. Suriye bunu başarsaydı, Esad rejimi bunu başarsaydı ne yazık ki başaramadı. Tek adam rejimi kurdu. Tek parti rejimi. Diktatörlük. Ve taviz vermedi muhalefete. En ufak. Ezdi. Şiddetle ezdi. Mesela o Hama'ydı sanıyorum oradaki direnişi 20 bin kişiyi öldürerek ezdiler. Etrafını kuşatarak tanklarla toplarla. Ama bu bir yere kadardır. İşte en sonunda patladı. Suriye halkı sorununu çözebilseydi zaten iş. Şey Amerika müdahale etmezdi, Rusya müdahale etmezdi. Ben hep onu söylüyorum başından beri. Yani Suriye şu anda intihar eden bir ülkeyi yandırıyor. Dünyanın gözleri önünde bir ülke kendisini bitiriyor bir halk. Ve çok büyük acılar çekiyor. Şimdi dünyanın bunu böyle seyretmeye hakkı yok. Yani Suriye halkının bu sorunu kendisi çözmeye, Şam rejimiyle, muhalefetiyle çözmeye şansı yok. Öyle olunca nasıl olacak? Bir, Suriye'nin güçlü komşuları başta. Türkiye, Suudi Arabistan, İran. Bir de uluslararası planda büyük güçler. Rusya ve Amerika. Şimdi Türkiye, Suudi Arabistan ve İran'ın bir araya gelip Suriye sorunu çözmeleri mümkün değil. Çünkü kendi aralarında bir kere kamplaşmışlar. Orta Doğu'da bir Şii-Sünni aksı var. Ve bu Suriye olaylarında etkiliyor, Irak olaylarında etkiliyor. Şii-Sünni Şii, aksı. İran, Maliki rejimi, Esad rejimi ve Hizbullah. Buna karşılık Suudi Arabistan, Katar filan ve Türkiye'de bir bakıma bu kampta yer aldı. Dolayısıyla Orta Doğu'nun bile kendi sorunlarını kendi içinde çözme şansı yok. Dünya ona seyirci kalamaz. Birleşmiş Milletler, Rusya ve Amerika. Ve bu ikisi kilit rol Rusya ve Amerika'da. Ben hep onu söylüyordum. Yani bu sorumluluk bu devletlere düşüyor. Seyretmeye hakları yok. Bunu çözmeleri gerekiyor. Bu nedenle Cenevre Konferansı'nda anlaşmış olmaları iyi bir şeydir bence. Ve bu büyük bir şanstır. Bu şans mutlaka kullanılmalı. Başarılı olmalı. Peki hangi konuda anlaşmış durumdalar? Anlaşma şudur. Yani tarafları bir araya getirmek. Bir araya gelmeyen tarafları bir araya getirmek. Bunun örnekleri var dünyada. Bakın şeyde müdahale ettiler. Hangi Çözdüler Yugoslavya'da. Bir araya gelmeyen kimler var? bir araya gelmeyen ilk, ilk, Suriye'deki iktidar ve muhalefet. Zaten muhalefet de çok bölünmüş. Muhalefet de bir şey değil, bir tek blok değil. Dolayısıyla Amerika'nın etkileyebilecekleri var ki müttefikleriyle birlikte Türkiye ile Suudi Arabistan'la filan Rusya'nın Rusya etkileyebilecekleri var İran'la birlikte. Öyle olunca bunları bir masa etrafında bir araya gitmek. öyle şimdi budur. Peki işit var. Onu hiç bir müdahale. İşit ayrı bir konu. Ama yani nasıl Suriye'nin yarısı? Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz şeyindeki değişindeki kahramandır. İşitle sorun çözemezsiniz. İşitin yok edilmesi lazım. Nasıl yok edilir ayrı bir konu. Yani öyle iyilikle de herhalde yok edilmez. Bazılarla falan yok edilecek bir güç değil. Savaşılarak, onun ekonomik olanaklarını keserek, silahlı güçlerin elinden alarak, ve en sonunda şey yaparak. Peki siz Esat Esad rejimiyle muhalifler anlaşsa Amerika ve Rusya'nın gözetiminde o zaman işit sorununun çözümü söz konusu olabilir mi? Zaten işit sorununu çözmek için bir çaba var. Yani bir savaş devam ediyor. Bu, hatta bu savaşın bir tarafında Kürtler var, Güney Kürtleri işte e, şey Kürdistan bölgesel yönetimi, bir tarafta PYD, öteki Kürt kesimleri Suriye'de. Zaten var. Ayrıca e, Amerika'da şey yapıyor, koalisyon falan e, müdahale ediyor uzun zamandır. Onun da çok önemli bir etkisi var. Rusya var sahada şimdi. Yani ben zaten çok kısa bir şey koymadılar onun için, işi için biliyorsunuz. Amerikalılar bile bu 4-5 yıl sürer dediler. Ve bana göre işit geriletilecektir ve bitirilecektir. <laughs> bu şu demek değil. Yani işit benzerleri dünyanın her tarafında hemen silinir gider falan. Kalıntıları kalır. Ya var el kaide de öyle olur. Etkinliğini diyorsunuz. yitirir. Tabii, yitirir. Ve eğer Cenevre başarılı olursa o zaman işit daha da çabuk söner. Yani sünni kesim e, iktidara ortak olmak. Hakkı olan iktidara ortak olmak şeyine, pozisyonuna gelir. Peki sizin önerdiğiniz federal sistem, federal evet. yapıya ne kadar yakın? Suriye'de taraflar. Ha, o ayrı bir konu. Ama bence koşullar onu zorluyor. Bakın Irak'ta öyle oldu. Yani Irak'ta sanki Amerikalıların derdi federal bir Irak mıydı? Ama Kürtler vardı, Şiiler vardı, Sünniler vardı. Eyalet sistemine geçildi. Dolayısıyla aynı şey Suriye için söz konusu olabilir. Yani Suriye uluslararası camianın da şeyiyle, desteğiyle, çabasıyla, ya demokratik federal bir ülke olacak ya da Suriye parçalanacak. Bırak da. Daha şimdi, kanlı olacak yani. Maalesef. Yoslavya gibi olacak. Demokratik federal sistem olursa kan olmaz mı? Ha, i̇şte bunu başarmaya bağlı Ahmet Bey. Ben onu söylemeye çalışıyorum. Ne yazık ki Orta Doğu ülkeleri kendileri bunu başaramıyorlar. Yani şimdi Türkiye başarabiliyor mu bunu? <laughs> Çok uzağa gitmeye gerek yok. Bakın ben 40 yıldır federasyon diyorum Türkiye için. Türkiye bunu başarabiliyor mu? Hayır. Hemen gündeme geldiği zaman Kürtler ayrı devlet kurmak istiyorlar. Hayır, Kürtler ayrı devlet birlikte yaşayabilirler. Ama bunun koşullarını oluşturun. Suriye'de de bunun <laughs> koşullarını oluşturun. Irak'ta da, İran'da da. Federasyon demek ayrı devlet demek değil. Değil tabii. Değil. Yani değil. Burada. devlet nitelikleri var ama bağımsız ayrı devlet değil. Şimdi İran mesela aynı şey İran'da söz konusu. Ee, Sayın e, şey e, Ulus Bey demin şeyi söyledi. Yani Büyük Kürdistan meselesi. Şimdi İran'da, diyelim ki İran'da, İran değişti ve İran Azerbaycan'ı federal bir bölge oldu. Bununla hemen Büyük Azerbaycan mı kurulmuş olacak? Eğer Farslar yönetici olan unsur bunu başarabilirse birlikte yaşamak devam eder. Ama bunu başaramazlarsa İran aynı şeyi yaşayacak. Çünkü İran'ın bir Kürdistan sorunu var, bir Azerbaycan sorunu var, bir Belücistan sorunu var. Yani bu Orta Doğu ülkeleri ne zamana kadar bunu sürdürecekler? Kendi coğrafyalarında yaşayan halkları, halklarından yoksun tutarak ne zamana kadar bunu sürdürecekler? Sürdürmeleri gerekiyor mu? Peki, evet. çok teşekkür ederim. Bu Hı. iş uzun sürecek. Ben görüşüm şu, Suriye... Federal bir o, o konuda Suriye evet. çözüm olabilir mi? Ee, ben federal yapının Orta Doğu'yu cehenneme sürükleyeceğini düşünenlerdenim sebebini de söyleyeyim. Bu Orta Doğu için en kötü örnek. Lübnan örneğidir, biz bunu biliyoruz. Yani Anayasaya baktığımız zaman mezhepsel yapıya göre oluşturulmuş. Kendi içinde, rekabet içinde 15 yıl iç savaş yaşamış. Kaç yıldır şu anda Cumhurbaşkanı seçilemeyen bir ülkeden bahsediyoruz. Ve içinde devlet içinde de devlet de oluşmuş. Hizbullah örneği. Sonra bu en kötü örneği aldılar. Irak'a getirdiler. Şimdi Irak'ın durumunun ne olacağı belli. Değil. Biz Irak diye bahsediyoruz ama artık fiili olarak bir Irak yok. Şimdi Lübnan'la Irak'ın ortasında bir de Suriye. Arkasından başka bir şey daha var yalnız. Dün haberlerde Salih Müslim'in davet edildiği biliyorsunuz yazılıp çizildi. Bugün PKK ile doğrudan ilgili bir gazete ve PYD ile doğrudan ilgili bir gazetede bugünkü manşetini söyleyeyim size. <laughs> Lozan yıkıldı. PYD burada revizyonist bir hareket. Olduğu için dikkat edin Suriye'deki bir gelişmenin ortalığı nasıl harekete geçirdiğini görüyorsunuz. Bir taraftan Barzani diyor ki ben seni sıkıştırabilirim. Bir taraftan diyor ki Suriye'deki gelişmeleri göz önünde yani Salih Müslim'in eğer sadece Suriye ile ilgiliyse bu, PYD sadece Suriye ile ilgiliyse, PYD sadece Suriye'nin örgütü ise lozanla Lozan'da ne, ne ilgisi var? Peki bir dakika şunu bir açıklığa kavuşturalım. Salih Müslim davet edildi mi edilmedi mi? Edilmedi. Yani onu bu haber doğru yani, değil o zaman? Değil. O bir şeyde Bir anlamda e, baskı oluşturma. Yani siz o zihniyeti zihni, e, tabii, tabii, göstermek için o örneği Hatta söylüyorsunuz. Hatta aynı gazete birkaç gün önce de sykes Piko ve Lozan'ı biz yırtarız tarzında bir hareketle ortaya evet. çıktı. Bunu göz önünde bulundurduğunuz zaman, e şimdi düşünün Türkiye'deki siz yöneticisiniz. Veya Türkiye'nin bir vatandaşısınız. Ne hissedersiniz? O açıdan PYD'nin... O zaman büyük Kürdistan korkusu. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Bu korku değil aslında. Bu Açıkta bunu beyan ettikleri için PYD'nin ve PKK'nın o çizgide olanların şöyle bir düşüncesi var. Bugünkü mevcut devlet sınırlarını baz alarak bir siyasal analiz yapmıyorlar. Yani bunu o mevcut sınırları baz alarak bir siyasal coğrafya tanımı yapmıyorlar. Bir dış politika tanımı yapmıyorlar. Ya kafalarında arıyorum? örnek söyleyeyim. Kafalarında bir siyasal coğrafya var. Bir kısmı Türkiye ile ilgili olan, bir kısmı Suriye ile ilgili olan, bir kısmı Irak'la, bir, bir, bir gerçek, kısmı İran. O hani bir ben, gerçek Kürdistan'ı Farkındaysanız ben bir şey bir şey ben de bu gerçeklikten bahsediyorum. Tabii. Gerçek o bir gerçek. Ee, Kemal Bey ben zaten mevcut olanı <laughs> anlatıyorum farkındaysanız. Ya zaten hep evet. öyle diyorsun. Kürtler bölecek diyorlar. Hayır. Ya Kürtler neyi bölecek? Kürtlerin ülkesi bölünmüş. Hayır. Şimdi ha şimdi buna bir çözüm bulalım. Buna çözüm bulurken de bakın biz Kürtler şey değiliz yani gerçekçiyiz. Diyoruz ki federal bir çözüm bulalım. Kürtlerin haklarını tanıyın. Biz şimdi Türk halkıyla beraber de yaşarız. Şimdi ben, Arap halkıyla farkındaysanız, beraber de Farkındaysanız, farkındaysanız ben bir gerçekliği anlatıyorum. Evet. O zaman gerçekse işte aslında bunu açıktan söylemenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Fakat bunu oluştururken de enteresan bir yapı oluşuyor. Genelde bölgesel Kürt yönetimiyle bura arasında bir benzetme yapıyorlar. Bu da çok büyük bir hata olduğunu görmek gerekir diye düşünüyorum. Çünkü bölgesel Kürt yönetimindeki Barzani yapılanmasıyla buradaki PYD YPG yapılanmasının Türkiye ilişkileri birbirinden çok farklı. Yani o 2003 ve sonrası Türkiye ilişkileri noktasında bazı açıklamalar yapıyorlar. Bir devlet de o zaman devletin yöneticisi de bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti var. Kurulmuş Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra bu devleti yönetenler de bu devleti ileriye taşımaya, mesela demokratik olması noktasında size tamamen katılırım. Daha demokratik bir ülkede ben de yaşamak isterim. Fakat bu ülkeyi de korumaya yönelik bir tavır ortaya koymaları gerekiyor. Ama dikkat edin bunu değiştirirken nasıl değiştiriyor biliyor musunuz? Son Sur'daki, Cizre'deki, Silvan'daki ve diğer Şırnak'taki olaylara baktığımız zaman ben bunu şu anda şartlara uygun görüyorum. Her türlü desteği de görebiliyorum ve bunu silahla değiştiriyorum. Yaklaşım tarzını benimsemiş bir terör örgütü ve bu farklı coğrafyalarda da biliyorsunuz farklı isimlerle adlandırılan örgütler <laughs> ve yapılarla karşı karşıyayız. O zaman ne yapıyoruz? Şöyle bir durum ortaya çıkıyor. Suriye ve bölgenin geleceğine baktığınız zaman özellikle Suriye merkezli olarak Türkiye diyor ki hareket ederken Suriye'nin demokratik bir Suriye oluşmasını herkes söylüyor ama Mesela Türkiye'den başlayalım ki daha objektif olalım. Türkiye'nin beklentisi bir şu. Suriye sorun üreten bir ülke olmaktan çıksın benim için. Bir de PYD ve PKK gibi örgütler veya DAEŞ gibi, IŞİD gibi örgütler bana tehlike olmasın. İran bakıyor diyor ki benim oradaki Esad yapımı kim koruyacaksa, onunla kim müttefik olacaksa ben ona destek vereyim böyle bir yap olursun. Suudi Arabistan diyor ki gelecekte benim nasıl bir Suriye ile ilişkim olabilir ve benim bölgedeki rakibim olan İran gibi devletleri burada nasıl engelleyebilirim? Motivasyon hareket ediyor. Putin Rusyası'na baktığınız zaman bu diyor ki Putin Rusyası ben buradaki askeri varlığımı hangi araçları kullanarak ileri götürebilirim? Amerika Birleşik Devletleri diyor ki doğrudan beni ilgilendirmeyebilir ama burada benim de ileride Orta Doğu'da var olmamı engelleyecek veya benim adıma taşeronluk yapacak bölgedeki <laughs> güçlerle birlikte olayım. O açıdan aslında bugün içi yanan Abdurrahman Bey. Çünkü gerçekten Suriyeli olduğu için. Ama bugün Suriyelilerin hiçbiri artık Suriyelilerin geleceğine karar veremeyecek. Burada şuna Kemal Bey'e katılırım. Önümüzdeki süreçte çünkü farkındaysanız IŞİD dışarıda kalacak. Toplumsal tabanı var mı? IŞİD onu söyleyeyim. IŞİD bir terör örgütüdür. Dünyanın en iyi gördü, en bugüne kadar gördüğü azılı terör örgütüdür. Nusra'yı terör örgütü olarak görüyorlar. E şimdi Türkiye'de PKK ile karşı karşıya o da diyor ki ben de bunu terör örgütü olarak görüyorum diyor. E o zaman diğer gruplara baktığınız zaman diğer grupları farkındaysanız o meşru muhalefet diye benim tanımladığım döve döve masaya getirmeye çalışıyorlar. Rusya'nın yaptıkları ve diğerlerinin yaptıkları bu. Biz sizi döve döve masaya getiririz. Bunu yaparken PYD var mı işin içinde? PYD var tabii Dövenlerin içinde PYD var. Onu söyleyeyim. Bir, Rusya'yı burada çok güçlü bir şekilde kullanıyorlar. İran bir anlamda ilk önce İran öndeydi biliyorsunuz. Peki. Ekim'den itibaren pardon Rusya devreye girdi. Ben gibi, şeyi anlamıyorum. Siz Şöyle diyorsunuz yani bütün devletlerin kendilerine özgü politikaları var Tabii. Suriye üzerinde. Yani sonuç ne demek istiyorsunuz? Bu Cenevre görüşmelerinde göreceksiniz bir Birleşmiş Milletler hiçbir şey yapmayan bir örgüt olarak vardı. Birleşmiş Milletler bir şey yapıyor gözükecek. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de bir şey yapıyor gözükecek. sonuç çıkacak mı? Benim kişisel görüşüm keşke çıksa burada sorunlar yaratan bir şey çıkmayacak olarak... mı diyorsunuz? Ben... Şimdi yaklaşımlara baktığım zaman bir şey çıkmıyor. Anladın diyorsunuz ki herkesin çıkarı farklı. Dolayısıyla çıkarlar farklı olduğu için Cenevre'den falan bir anlaşma çıkmaz. Bir enteresan daha şey var. Do yani Ciddi bir şey çıkacağını düşünmüyorum. bir şey O da şu. Ee, Kemal Bey'in konuşmasında ve Sezgin Bey'de gördüm. Mesela PYD'ye geldiğimiz zaman deniyor ki bu bir gerçeklik. Bugün Orta Doğu'nun en büyük gerçekliği IŞİD. Bu da bir gerçeklik. O zaman diyor ki Rusya ben de bir gerçekliyim. Türkiye diyor ki o zaman ben de bölgenin önemli bir ülkesiyim. Ben de bir gerçekliyim. Herkes kendi gerçekliğini Suriye coğrafyasına yansıtmaya çalışıyor ve oradan pay almaya çalışıyor. Yoksa ben gerçekliğim. Gerek bu iş olmaz. Şidi, evet, işte bir, bir, bir gerçeklik. Eee de Ortadoğu siyasetinin de hesaba katmanız lazım. Evet, IŞİD bir kanlı şidi. örgüttür. Katil bir örgüttür ama vardır. İŞİD bir örgüt vardır. Dolayısıyla siz siyasetini izlediğinizde IŞİD'i de hesaba katacaksınız. Bugün IŞİD 5 sene sonra IŞİD ne olur bilinmez. Peki ama IŞİD'i IŞİD hesaba katmak demek, IŞİD'i masaya oturtmak demek. E, yarın e, oturmayacakları manasına gelmiyor. Bir ben kere. şunu diyeyim. E, Kemal ya, abi, demek bir istiyorum bitir. bu arada. Sünni Müslümanların haklarını IŞİD'le karıştırmamak lazım. IŞİD defolu <laughs> bir örgüttür beladır. İslam dünyasının başına da beladır. Sünni Müslümanların başına da beladır. Peki PYD'den ama ne farkı var? Suriye'de ve Irak'ta Sünni Müslüman bir nüfus var. Önemli bir nüfus. Suriye'de çoğunluktur üstelik. Irak'ta Şiilerden daha az ama önemli bir nüfus. Eğer Sünni Müslümanların yönetime katılması mekanizmasını oluşturursanız, işi de etkisiz kılarsanız o zaman sorun değil. Kemal Bey, ha, bunun gibi PKK olayı da böyledir. Bir dakika bir şey soracağım size. Hı? Tarihi soru şu diyorsunuz ki siz. Emel Bey bir dakika. Tamam. <laughs> PYD diyorsunuz masada olmalıdır ama işit olmamalıdır diyorsunuz. Oysa biz Türkiye olarak diyoruz ki işit PYD filan bunlar nefs terör örgütüdür. İşit çok farklı bir örgüt. Neden bakar. farklı? Şimdi PYD şey yapabilir, yanlış yapabilir ve yapıyor. En fazla biz Kürtler şikayetçiyiz. Ama PYD Suriye sorununun çözümüne bağlı olarak bir sorun olmaktan çıkar, çıkabilir. Eğer demokratik bir sistem oluşursa Suriye'de Kürtler kendi yönetimlerini kendileri seçerler. Yani serbest oylarla seçerler. Dolayısıyla şeyin tekeli kırılır. PYD'nin. PYD'nin tekeli kırılır. Burada PYD değişebilir de. Ben. Bakın PYD merkezi hükümetle diyaloğu var. Türkiye ile de diyaloğu oldu. Türkiye onu şeyden koparmaya çalıştı. Onu başaramadı. Olabilirdi de. Yani ikisi farklı şeylerdir. Yine PKK'yı Kürt halkının la eşit saymamak lazım. PKK yanlışlar yapabilir. Şu anda yaptığı gibi. Sur'da, şurada, burada. En büyük zararını da Kürtlere veriyor PKK'nin yaptığı yanlışlar. Ama eğer siz Kürt İslam ve Müslümanlara yani, zarar verdiği yani. gibi. Yani Kürt sorununu şey demek değil, PKK demek değil. Sünni Müslümanların sorunu da eşit demek değil. Ee, yanlışlarla mücadele edersiniz. Onları etkisiz kılarsınız. Yani siz şunu diyorsunuz. PKK ve PYD için söylüyorsunuz. PYD Son tahlilde e, demokratik bir nizam kurulduğunda e, ne mec yapacak? mecburen. Tabii ne IŞİD yapacak? öyle değil ama diyorsunuz. Şu anda durumdan, Peki, IŞİD... boşluktan yararlanıyor. O arada kantonlar kurmuş. I... En başta da Kürtleri zapturaptı altına. Öyle, öyle değil IŞİD ama eşit öyle değil ama. İşit öyle değil. İşit Hangi bir sistemi kurarsan hastalıktır. kur. Hastalıktır. Yani kanserden farkı yok IŞİD'in. Siz ondan mücadele edeceksiniz. Yani işitin yaptıkları... İslam toplumlarında kabul edeceği bir şey değil, başkasında kabul edeceği bir şey değil ve böylesine bir canavarlık hoş görülemez. Yani hoş görün ama şimdi e, neyse başka bir örnek verecektim, hoş kaçmaz. E, IŞİD hoş görülecek bir olay değil, IŞİD etkisiz kılınması gereken bir örgüttür. Dolayısıyla hep şimdi PKK de yanlış yapıyor diyeceksiniz ve Türkiye şey olarak ama unutmayalım Türkiye oturdu düne kadar demek ki oturulabiliyor şey zamanında, Özal oturmadı. zamanında. Pardon, PKK ile oturmadı. Şimdi o başçaları dolaylı, dolaylı oturmadı. oturdu, HDP ile. Siyaset. Yani şeydeki masanın ile ninnesiydi. oturmadı. Uluç Bey. IŞİD de e, aynı. Oslo'daki masanın neyin nesiydi? Buradaki nesiydi? O dolaylı görüşmeydi. Bunu herkes de biliyordu. Ve bu konuda da hükümeti suçlamadık biz. Suçlayanlar oldu. Yani elbette siz eğer sorun çözecekseniz, bir silahsızlanma sağlayacaksınız. Görüşeceksiniz dolaylı dolaysız. Yani dünyanın her yerinde terör örgütü olarak suçlananlar dahil. Filistinleri, İsrail yıllar yılı terör örgütü suçlamadı mı? Hatta Avrupa'da bile isimleri öyle çıkmadı mı? Ama bakın oturdular. Mahmut Abbas'la oturdular, El ile oturdular. Keşke o barış süreci işleyebilseydi. Şeyde İrlanda'da aynı şey olmadı. Kemal Bey, mı? yalnız müsaade ederseniz, yani He. müsaade eder misiniz bilmiyorum ya ben ama sözünü birkaç tura miyim? izninizle. Evet, evet, ama birkaç şey söylemek istiyorum. E, tamam. şey. Şimdi evet. Kemal Bey tamamladınız IŞİT, mı? Tamamladım. İşit. E, evet, yani demin söylediğim gibi, ama bu büyük ülkeler, bu büyük devletler bir sene sonra işitle oturmayacağının garantisi yoktur. Ben şahsen kendi adıma garanti vermiyorum. İkincisi işitle pekiye PYD arasında temel bir fark var. O da şudur. İşitle dünyanın bütün devletleri savaşıyor. ile savaşan yok. Çok önemli bir farktı bu. Bakın Suriye artık sadece Suriye değil. Etrafındaki ülkeler, büyük devletler şu Cenevre konferansının etrafında kopan fırtınaya bakar mısınız? Bir yandan Rusya, İran, Çin, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri Kanada, Almanya, Fransa, Türkiye, Suudi Arabistan, Katar, Cezayir sayın sayabildiğiniz kadar. Ve bu ülkeler aslında sadece Suriye'yi konuşmuyoruz. Orta Doğu'nun geleceğini konuşuyoruz. Suriye özelinde Orta Doğu'nun geleceğini konuşuyoruz. İkincisi, Suriye'nin geleceği nasıl şekilleneceği aynı zamanda bu Orta Doğu ülkelerinin bir, kendi aralarındaki ilişkileri de belirleyecek. Demem şudur. Şu anda karşı karşıya gelmiş ülkeler Suriye konusunda da birlikte ilerledikçe aralarındaki ilişkiler de normalleşir. Suriye meselesi derinleştikçe aralarındaki çelişkiler derinleşir. Misal, Türkiye ile İran arasındaki ilişkiler derinleşir. Misal, Suudi Arabistan ile İran arasındaki ilişkiler derinleşir. Ve hatta Türkiye'nin ve Suudi Arabistan'ın batı ile ilişkileri derinleşir. Dolayısıyla biz burada aslında e, Orta Doğu ülkelerinin birbirleriyle ilişkilerini de konuşuyoruz. Yani yeniden şekilleniyor Ortadoğu Doğu, orta, ortada. Ve ne yazık ki sonradan e, en büyük güçler bir takım e, manevralarla e, Ortadoğu'ya şekil veriyorlar. Buradaki fark şudur, Suriye'deki o büyük güçler demin söylediğim gibi yerel güçlere de hesaba katıyorlar. Büyük yanlışlar yapmamak için. Şimdi eğer bu Ortadoğu şekilleniyorsa bu Orta Doğu'da bütün öteki halklar gibi Kürtler de var. Ve bu Kürtler de artık geleceğin Orta aslında eskisi gibi yaşayamazlar. Onlar da bütün haklar gibi eşit vatandaşlar olarak, eşit bireyler olarak, eşit topluluklar olarak yaşamak durumdadırlar. Bu da Kürtlerin gelecekte nasıl yaşadık, bulundukları ülkelerde nasıl yaşadıklarını o ülkelerin haklarıyla ilişkileri belirleyecektir. Yani Türkiye'de Kürtlerin nasıl yaşayacağını Türkiye'deki toplumla birlikte konuşarak tartışarak ve uzlaşarak olacaktır. Bu iş zorla ol falan olmaz. Ya da İran'daki Kürtler ya da Irak'taki Kürtler. Dolayısıyla bizim burada yapmamız gereken şey aslında bütün o yargılardan kurtulup yani biz şimdi Cenevre konferansı henüz yapılmadan bundan bir şey çıkmaz diyoruz. Bu da doğru bir şey değil. Bazı şeyler çıkabilir. O şeylerin çok ufak bile olsa çok büyük bir önemi vardır. Demin söylediğim nedenlerden dolayı önemi vardır. Yani Türkiye ile İran ya da Katar'la ee, e, İran arasındaki ilişkilerin normalleşmesine yardımcı olabilir her şeyden önce. Dün bir arkadaşın söylediği gibi silahla birbirlerini yok etmeye çalışan ve konuşmaya çalışan silahla Ortadoğu şey Suriye'deki muhalif güçler tırnak içinde söylüyorum bunu. Yani şeyde Cenevre'de oturacaklar ve konuşacaklar. Her şeyden önce bu silah kullanmaktan çok iyidir. Eğer bu Cenevre'de ve sonrası Suriye'de geçici bir ateşkes sağlansa bile bu şahane bir şeydir. Yani bırakın şeyi yani Suriye'nin geleceği. Ama Suriye'de şu iki çözüm bence çözüm değildir. Bir tanesi Esad rejimi devam etsin bu çözüm değil. Esad'ı bırakın. Baas rejimi, Suriye'deki bürokratik elit hepsini yok edelim Irak'taki gibi bu da çözüm değil. Ne olacak peki? Bu toplumlar uzlaşacak, anlaşacak ve bir çözüm bulacak. Yani Irak. Kemal Burkay'ın federalizm önerisi. Ben bir şey önermiyorum, bir rejim şey önermiyorum. Şimdi pardon. Benim söylediğim evet. şudur, bir dakika. Ben de ben de bunu Irak'ta, federal meseleyi biraz anlatmak istiyorum. Irak'ta ve hiç Irak'ta, merak etmeyin. Amerikalılar geldiler, var olan bütün kurumları yok ettiler, ellerinde hiçbir şey kalmadı. Dolayısıyla da Şiilere dayandılar mecburen. Ve bir parça da Kürtlere, arada da Sünniler ezildiler. Sünni Araplar. Neden ezildiler? Çünkü onların kurumlarını yok ettiler. ISS's'dilerler ben Kemal Bey e burada katılmıyorum Federasyon kuramazdılar. Şimdi Çünkü onları hapse attılar de yapıyorlar. Dolayısıyla mesela. da Suriye'de evet. bu, bu tutum iyi bir tutum değildir. Şimdi yani, Suriye'de aynısını bizi zaten Irak ıı, Türkmen Cephesi lideri Erşed Salih'i beni uyarmıştı bu hususta. Irak'taki uygulanan Şiilerle Kürtlerle şey edip Sünnileri yok etmek Suriye'de aynı. Şimdi Esad'la eee PD'nin anlaşmasının sebebi odur. Bir taraftan da işi de çıkarttılar. Tamamen o zaman bizim olumlu muhalefet dediğimiz ulumlu muhalefeti yok şey etmektir. Yapın. sunuyor. <laughs> PYD oklasın, diyorum ben Kürt ediyor, demiyorum. Yalnız. Ben PD diyorum. Kürt'te asla ben Kürt kullanmadım. Burada PD kullanıyorum. İkincisi biz şimdi Metin Bey'in bir söylediği bir şey vardı. İyi Riyad'daki toplantı konferans. Aslında orada bir, ben bir düzeltmek istiyorum. İran'ın İran şey Riyad'daki yapılan konferansın amacı sırf bu şeyleri yıpratmak için. Yani daha önce Sürü Ulusal Koalisyonu vardı Cinebre birde gittiğinde. Şu anda kim oldu? Ondan sonra ama bir Moskova konferansı oldu. Kahire konferansı oldu. iç muhalefet oldu. Aslında İran, Riyad'daki yapılan çok önemli bir şeydir. Bunların hepsini Riyad'da topladılar ve ortak bir sonuç bildirgesi çıktı. Yani muhalefet kendisine düşen her şeyi yaptı. Yani mesela ben de oradaydım temsil ediyorum Türkmen şeyi. Suriye'nin içerisinden Halep'ten Şam'dan gelen muhalefet vardı. Ve geride Suriye döndüler onlar. Yani muhalefet o kadar taviz verdi ki yani Sırp Moskova'nın elindeki ve İran'ın elindeki bütün şeyleri yıpratmak için. E, Ceşül İslam diye Ceşül İslam'ın e, temsilcileri işte bunlar radikallar bunlar terör dedikleri siyasi çözüm için imza attılar. Yani muhalefet şu anda birlikte hareket ediyor. Tek birlikte hareket etmeyen Esed'le PYD. Yani Suriye halkın tamamının içerisinde benim içime sinmiyordu. Suriye'den gelen benim i̇şit Halep'teki... hareket ediyor mu? Efendim? İşit birlikte hareket ediyor. İşit ayrı. Zaten işi daire zaten yapsın, şu anda kumuru, Amerika'dan, kumuru şu anda Amerika'nın yapmak isteği nedir? İşi de odaklanmış. Esat kalmış, gitmiş, Suriye arkı. İşi de odaklanmış yani. Amerika'da, Rusya'da kendi çıkarlar için e, davranıyor. Dolayısıyla bugün Suriye'deki olan olay, PD de şimdi PD işitle çatışan bir şey. Ya burada gerçekten Türkmenlere haksızlık yapıyorsunuz. Yani bugün işit Azazi niye alamıyor? Niye Aziz Halip, niye Afrin'e saldırmıyor? Düşündünüz mü hiç onu? Niye Çünkü sanıyorsun? orada Sultan Murat Türkmenler orada engelliyorlar. Aynen. Türkmenler çatışıyorlar orada. Türkiye'den çatışıyor. Ama bunu hiç kimse söylemiyor. Ne Amerikası görüyor, ne Türk kamuoyu görüyor, ne kimse görüyor. İşit ve PYD mücadele ediyor diyorlar. Fırat'ın doğusunda görüyoruz bir günde demokratik Suriye güçleri zaten kamufle etti kendi kendini isim değiştirerekten. E, YPG bu Türkiye'nin itirazlarına karşı orada görüyoruz IŞİD devre diyor bir günde 30-40 köy alıyorlar ama bizse Azadın doğusunda ya 5 köy alıyoruz ikinci günü 3 köyü gererimizden alıyorlar 200 tane 300 tane e, kayıp veriyor yine vazgeçmiyor amansız bir mücadele veriyor. Bir şeyde bakıyor. de Kobani'de de. Kürtler, PYD'ler amansız mücadele verdi. Ahmet Bey ya Kobani'de Ahmet Bey orada bir mücadele yok. Ama gözümüzde gördük yani. Ya ne gördünüz? Sizin İkinci yarattığınız vurguları bir... gördünüz. Ha, siz. Ev... Yani <laughs> siz yarattınız, siz gördünüz. Yok yok. Ben öyle sizi kastetmiyorum şahsınızı. Ya. Yani sizin vurgularınızı siz gördünüz ama biz Suriyel olarak ben de o bölgenin insanıyım. Peki ne oluyor şimdi? Şimdi hiçbir ses duymuyoruz. Şimdi Mustafa şey Bey şey dedik. Stratejik noktalar geldiler. Şey, şey barajı aldılar şey barajı aldı. Evet, Tişrin. Evet, Tişrin, Tişrin, Tişrin barajını aldı. Kaç kişi öldü orada? Kim ne kadar hayat verdi? Bizse 3 ay içerisinde 275 tane şehit verdik. İşi de karşı. 3 ay içerisinde ama kimse bahsetmiyor. <laughs> Oradan oldu. Sadece e, ses getirecek noktaları geliyor, işi alıyor. Çünkü Tişrin Barajı çok önemlidir. Geldi Tişrin Barajı, Fırat'ı geçti mi? batıya geçtim mi geçmedim diye tartışsın dünyada bir ses getirsin diye PYD gündeme gelsin diye oraya geldi. Kemal i̇şte, propaganda filmi gibi. Yani ondan sonra ne oldu niye ilerlemedi ondan sonra? Çünkü orada senin sınırın bura kadar dediler. PYD Amerika Uluslararası Koalisyon dedi sen bu noktada duracaksın. Zamanı geldiğinde biz sana yeni bir nokta göstereceğiz. Öyle irerleyeceksin dedi. Yani tamamen Ahmet Bey şeydeki olan PYD meselesi tamamen bir propagandadan ibarettir. Yani şu anda da biz meşruiyet kazandırmaya şimdi. Kemal Bey'in dediği gibi bir terör örgütüdür diyor ama masada olması gerekiyor diyor. Burada ben da büyük bir çelişkin. PKK ile bağlantılı dediniz. Şimdi PKK için de demedim. Yani terör, yani, biz, bizim, biz öyle görüyoruz. Şimdi biz demediniz, biz de öyle kullanmadım görüyoruz. Onu. Evet. Yani ben o tabiri kullanmadım. Şimdi evet. Ben PKK'nin politikalarını en çok eleştiren insanım Kürtler içerisinde. Hı. Yani benim eleştirilerimi biliyorsunuz. Onları burada tekrarlamak gerekmez. PYD'nin yanlışlarını da söyledim başından beri. Şimdi Türkmenlerin Suriye'de tabii ki onların da hakları var. Irak'ta olduğu gibi. Ama Bakın, Suriye halkı da bütün Irak'ta Türk bölgesinde evet. Türkmence Türkmenlerin resmi dil olarak kabul edildi. Yani e, Kürtler öyle şey değiller. E, ba, Türkmenlerin düşmanı falan değiller. Başkasının da düşmanı değiller. E, Kürtler çok baskı gördükleri halde ve belki de bu kadar çok baskı gördükleri için işte. Suriye'de mi? E, hayır, her tarafta. Suriye'de Suriye arkını tamamı Kendin zaten de. baskı gördü. Çok baskı gördükleri halde kendileri yönetim imkanına kazandıkları zaman, kavuştukları zaman demokratik bir yönetim kurmaya çalışıyorlar. Kürdistan bölgesel yönetimi bu bakımdan çok iyi bir örnek. Şimdi eğer e, Suriye'den Meclis Başkanı yalnız parlamentoya gelemiyor. Erbil'e o da var yalnız. E, şimdi eğer Suriye'de Türkiye'de Türkmenlere karşı işte, Araplara karşı yanlışlık var, yapmışsa Biz şey bunu asla Benim onaylamayız ben, 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 ben bu konuda ben ayrıntıları bilmiyorum, bilmiyorum. Yok, Kemal Gerçekten şimdi bilmiyorum Riyad, Yani o tür iddialar var, var. Ne, ne karar Şimdi alalım. müsaadenizle evet, onu buyur, buyur. Yani Gerçekten bilmiyorum ayrıntıları Hı. Yani baskı yapmışsa biz baskılara karşı oluruz Hı. Şimdi e, Yani başkası baş, baskı yapıyorsa Sen de baskı yapmamalısın Demokrat olmak Adil olmak en iyi niteliktir bana göre. Halk olarak da, tamam. kişi olarak da. Şimdi tabii ki oradaki Türkmenlerin de hakları var. Oradaki Suriye'deki Hristiyanların da var. Orada başka halklar da var. Demin bahsettim dürziler var mesela. Şimdi herkesin haklarını tanıyan bir sistem kurmalıyız. Demokratik bir sistem. Yoksa bir şey yok. boğazlaşma bir sorunu çözmez. Kürtler Araplarla boğazlaşmamalı. Yahut Türkmenler bilmem ötekiyle boğazlaşmamalı eşit konusu farklı bir olaydır. Yani e, demokrasi ve tabi ki Esad rejimi de bu saatten sonra Suriye'yi yönetemez. Evet. Ama ne olur? Nusayirleri şehir, e, Nusayirlerin de güven duyacakları bir sistem olsun. Sünni Müslümanlar e, yeni Suriye'de hakları olan yönetimini paylaşsınlar. Belki de hükümet başkanı onlardan olacak. Çoğunluk onlarda olduğu için. Şam'daki bir parlamentoda şimdi devlet başkanı belki onlardan. Bu muhalefetin olursa. birleştiği Aynı bir nokta şey. vardır Ama Riyad'da. Federal bölgeler olursa federal bölgelerin yerel meclisleri olacak. Nasıl ya? Demokratik şekilde seçim olacak. Mesela demin söyledim Kürtlerin ki O zaman PYD ne yapacak? Bütün Kürtler oy kullanacak. Ve o zaman göreceğiz acaba PYD mi iktidar olacak yoksa bu Şimdi o şey değişiktir. bakın. Kemal abi ben... şöyle güzel bir taraf var onu söyleyeyim. Ben. Çok böyle İsviç İsveç'te kaldınız değil mi? Kemal'dersi. Evet. E, İsveç'te kaldığı için e, bu da biliyorsunuz e, Kuzey e, Avrupa. Evet. Avrupa'nın en böyle demokratik. E, demokratik. şeyleri. Ama ben şimdi bu federasyonu oradaki, oraya gitmeden önce savunuyordum. Siz, he. siz, bili, bili <laughs> <siz> orada <laughs> yaşayınca böyle oranın havasını almış aldığınız şimdi için. Ne güzel işte. Çok, çok güzel ama o yapıyı alıp bu coğrafyaya geldiğiniz Bak, zaman. Bak Kemal Bey 70'lerde yani, de, de aynı şeyi savunuyor. Hayır o savunuyor çok doğru buluyorum ama gitmeden de gitmeden savunuyor. orada <laughs> gidince de daha böyle bir, Aa, Mehmet bir şey. Bey, olması gerekeni savunuyor. Şimdi yalnız enteresan bir şey var. Orta Bize Doğu, uymaz mı diyorsun yani? da olmasın demiyorum. Hayır Orta, Bölgeye uymaz mı Orta Doğu'ya? Bir örnek söyleyeyim çünkü ben bölge çalışıyorum. Orta Doğu'da maalesef siyaseti silahlı yapıyorlar. Maalesef. <laughs> Bak Kemal Bey bile diyor. Ben Onun işine karıştırıyorlar. Ha, Kemal Bey <laughs> bile diyor ki ben PKK'ya diyor öyle bir şey söylemiyorum diyor hani onun aslında bir anlamda silahlı siyaset yaptığını söylüyor. Hizbullah, Şebiha, Haçlı Şabi sayalım. Peşmergeler tüm gruplara saydığınız zaman bugün bizim yakın çevremizde herkes siyaseti silahlı yapmaya çalışıyor böyle İsviçre, bir durum var. Nire, Ama geliyor. İsveç'ten o Kemal abi'nin böyle gelip şey yapması falan böyle müthiş bir Mehmet Bey, şey olmuyor ben yani. Türkiye'de uzun yıllar mücadele ettim. Önce Türk İşçi İşçi Partisi'ne mücadele ettim. Silahlı eylemlere karşıydı ay var çizgisiydi. Karşı Ve bizi var. suçluyorlardı. Revizyonizm şu bu ama hayır. Çok kararlı şey yaptık. Daha sonra Kürdistan Sosyalist Partisi'ni kurdum. Kışkırtıldığımız halde çatışmaya mesela PKK kuruldu ve bize saldırdı. İlk işi şey yaptığı işlerde biri buydu. Ben arkadaşlarıma şunu söyledim. Sakın karşılık vermeyin. Yani oyun oynanıyor. Birbirimizi kıracağız. Uzak durduk. Alan bundan. kime kaldı? PKK'ya. ama o PKK sadece PKK'nın suçu değildi biliyor musunuz? PKK'yı kuranların <laughs> suçuydu. Tabii. Yani barışçı Kürt hareketini engellemek için PKK'yı bizim karşımıza çıkaranların suçuydu. Ben bunu bir kere söyledim. Öcalan da söyledi. Evet. Öcalan ne dedi? Biz PKK'yı kurduk. Üç yıl süreyle ekmeğimizi, silahımızı devlet verdi. Kurmamızı devlet ben sağladı. Bir, bir, örnek vereyim. Haklarını evet. yemeyeyim. Özür evet. Bir örnek vereyim. Ee, bu Kobani'nin yöneticilerine bir tanesiyle ben e, bölgesel Kürt yönetiminde görüştüm. Süleymaniye'de evet. şu soruyu sordum işte kantonları bu kantonları da böyle demokrasi bir, burası şey gibi anlatıyorlar işte e, Atina demokrasisi doğacakmış gibi falan anlatıyorlar yok böyle bir şey dedim ki Kobani işte İzmir'e Afrin ne yapacaksınız bunları dedim birleştirecek misiniz dedi ki tabii ki birleştireceğiz dedi ben de şu soruyu sordum bunu deyince peki birleştirirken arada işte sizin gibi düşünmeyen Kürtler var Araplar var Türkmenler var. Diğer gruplar var. Etnik mezhebi dini. Onlara ne yapacaksınız? Hiç laf eğip bükmedi. Dedi ki soracağız. Bizim yönetimimizi kabul ediyor musunuz? Etmiyor musunuz? Ederlerse kalacaklar. Etmezlerse kamyonlara doldurup göndereceğiz. Cümle aynen bu şekilde dedi. Onların de dediği mi olacak? Olmayacak. Suriye biçim verilirken PYD'nin dediği mi olacak? Ben şundan yani bence PYD'liler şundan endişe etsinler. Y yeni Suriye biçimlendikten sonra eğer bizim düşündüğümüz biçimde federal ve demokratik olmazsa büyük bir ihtimalle yeni yönetim ister Esad yanlısı olsun ister sünni olsun PYD'ye yol gösterecek. Salih Müslüm'e yol gösterebilir. Nasıl ki Yocalan'a yol gösterdiler. Sıkıştık. Bir de Rusya'nın biliyorsunuz kurduğu 1946'da bir cumhuriyet vardı. O ayrı bir hikaye. Neyse. Ayrı. Neyse. Şimdi Uluç Bey yani yol bu federalizmle ilgili bir şey söyleyecek. Efendim yani e Burada aslında Kürt meselesini tartışmaya başladık. Ama Aynen. ben de dilerseniz başka taraflarından biraz için içine gireyim. Cenevrenin ne olup ne olmayacağı hususunda hiçbirimizin ciddi bir fikri yok. Önümüzü açık göremiyoruz gerçekten. Şimdi biraz evvel Kemal Bey bir takım örnekler verdi. İra vesaire falan diye oradan da bahsederek. Efendim bu federal yapıya sahip olan ülkelerin hepsi eyalet sistemi üzerine bina edilmişlerdir esas itibariyle eyalet özelliği yukarıda kendinin gücünü ispat edecek şekilde bir de bir bütün içinde o devlet içinde varlıklarını sürdürüyor. Ortak parlamento. Ortak parlamentolarla. Şimdi bu arada baktığınız zaman bu özelliğin çok ötesine geçen yerel yönetimlerde özellik elde etme düşüncesinin de çok ötesine geçen bir konu. Başka bir ifadeyle burada doğrudan doğruya kendi otoromisi, kendi bütünlüğü içinde o bölgede hakim pozisyonda yaşayan ülkeler grubu. Bu Amerika Birleşik Devletleri başkanlık sistemi dolayısıyla da çok tartışılıyor. Türkiye'ye uzaktan yakından benzemeyen ne tarihi gerçekleriyle ne de bugünün şartları içinde. Almanya'da Almanya da öyledir. Almanya'nın anayasasında tıpkı Japonya gibi Amerika Birleşik Devletleri 2. Dünya Savaşı sonrasında yazmıştır. Neden? Bölerek yönettiğiniz takdirde bu ülkelerin güç kazanmaları çok daha güç olur. Düşüncesiyle harekete geçmiştir. Aks devletleri üzerinde. Şimdi böyle baktığınız zaman esas itibariyle bu ülkelerde etnik bölünme yok. Etnik bölünme yok ama mezhepsel bölünme olduğu zaman da sıkıntı var. İşte Belçika bir türlü toparlanamıyor. Valonlarla da şeyler burada bir etnik bölünme de var. Şimdi siz bunlarla mukayeseyle gittiğiniz zaman Orta Doğu'nun uzaktan yakından hiçbir ilgisi yok bunlarla. Bakın çok basit şekliyle e, federal bir anayasa yapıldı değil mi Irak'ta? Bugün Barzani ne diyor? Başka nedenlere de dayalı olarak fırsatı ele geçirdiği anda Giderim bağımsızlık abi. ben istiyorum diyor. Yani sizin bu bölgelerde etnik ve mezhepsel bölünmenin bir arada yaşatamayacağını da dikkate almanız lazım. Dolayısıyla otomatik olarak kendi içinde patlıyor, bölünüyor ve başka bir mecraya dökülüyor. Bugün eğer Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya ben burada e, toprak bütünlüğünü ve egemenliğini savunuyorum bu iki ülkenin diyor ise yüzde yüz altını çizerek söylüyorum. Sykes-Picot ile çizilmiş olan suni sınırların ne şekilde yeniden oluşturulabileceğinin kararı verilmeden şu sırada bir geçiş döneminde bunu bu şekilde idame ettirelim düşüncesindendir. Başka bir ifadeyle ben hala hazırda nasıl bölünüp kimin neyi alacak bilemiyorum. <laughs> bu koşullar altında da toprak bütünlüğüyle şimdilik gitmeyi tercih ediyorum demektir. Bu bunların bir arada yaşamasını sağlamaz. Yarın öbür gün Irak'ta olan Suriye'de olacaktır. Biraz evvel ben bir araya girip bir tek soru gibi sordum onu. Hani hep bahsediyoruz orada burada falan diye. Peki Rusya hala hazırda hani dedik 1100 tane sortu yaptı %90'ı buraya da diye. Ve, dedik ki Esad için müstakbel ve vatanını hazırlıyor Esad veya onun devamı için. Niye acaba ee, Suriye'nin bütünlüğü içinde meseleyi düşünmüyor da gidip doğrudan doğruya batıda kendisine bir müstakbel vatan hazırlamak peşine düşüyor? Şimdi bu şekilde baktığınız zaman e, tabiatıyla... Niye peki siz? Efendim? Niye? E çok basit şekliyle o da gayet net bir biçimde biliyor ki e, normal olarak yukarıda bir Kürt vakası oluşmuştur. Amerika'nın da de desteğiyle Ruslar da destekliyorlar Yani bunu. real politiğin Suriye'nin geleceğinin bölüneceğini. Geleceği bölünme İran'da olduğu diyor ki, gibi. Parçalardan biri benim olsun. Benim diyor. olsun diyor. Ben burada diyor Akdeniz'e çıkışı olan ve burada bana hakim olduğum topyekün bana tabi bir Öyle toprak mi? istiyorum diyor. Esat olmuş olmamış önemimizde değil o. o bunun peşinde Öbür tarafta Barzani bağımsızlıkla o başka bir şeyin peşinde. PYD. <laughs> pd de yukarıda Amerika'nın da desteğiyle Cerablus Azez'deki kavgamızın temeli de bu. Başarır mıyız? Başaramayız bana sorarsanız. Çünkü burada Rusya'ya girdi başka bir çeşit şekilde işin içine. Amerika Birleşik Devletleri başka dertte. Şimdi de, e, batıdan e, Hatay civarından de, Kürtler geliyor güneyden diye bugün gazetelerde yazılıyor vesaire. Yani Afrin bölgesinden geliyorlar diye. Topyekün Ruslar burayı Suriye'nin müstakbel parçası olarak görüyoruz diyorlar. Türkmenler bu şekilde perişan hale getiriliyor. Irak, Irak bölündü. Ve gene unutmayın Başika olayı diye bahsettiğimiz şey İbadi'nin Türkiye üzerinden kendi gücünü ve oradaki merkezi hükümet vasfını ilan etmek veya dünyaya kabul ettirmek için kullandığı bir vasıtadır. O zaman Uluç Bey, sizin söylediklerinizden şunu anlıyoruz. Vaka parçalanacak Parçalanacak. Soru. Burada federasyon da olsa parçalanacak. İşte Irak'ta anayasa federal anayasadır. Üçlü bir baza oturtulmuştur. Ka kaç parçaya bölünür? Üç. Sizce? Kürtler. Kürtler. Sünni ee, Araplar. Efendim? Sünni Araplar, Şii şey Araplar. Sünni Arapları ben ayırmam. IŞİD vakası var ya, IŞİD'i oradan yok edeceksiniz ama orada... Hayır, aslında... Dört parça oluyor o zaman. Şimdi üç Bitti parça yani. oluyor. Bir Şii Araplar var. Öbür tarafta etnik ayrışım içine giren Kürtler var. Sünni olmalarına bir, e, Esad Devleti rağmen. Esad Devleti Bir de Tikrit Üçgenindeki Sünniler var. Hayır, Esad Devleti'ni nereye koyuyor? Şimdi Hayır, Irak Suriye kısmı var. bu, Irak kısmı bu. Yani şimdi... Suriye'yi soruyorum. Suriye'de bir Esad Bölgesi, biraz evvel söylendi zaten o. Bir Esad bölgesi var, iki PYD bölgesi var, Kürt bölgesi. Türkiye'yi çok rahatsız eder. Işit var. Üçüncüsü de IŞİD var. O IŞİD'in ne olacağını da şu sırada kimse bilmiyor. Bir de e, bunlardan geri kalan muhalif unsurları. şimdi Muhalif, Arap muhalif unsurlar onlar bölgesel veya yerel olaraklar hakimler. Ama bir bütün olarak baktığınız zaman hepsini bir araya toplasanız <laughs> Suriye'de öyle çok büyük bir güç Ama temsil etmiyorlar. Ama Uluç Bey bu tablo bence... Ee, çok büyük bir kargaşaya kaosa Kesinlikle. işaret ediyor. Böyle çok kolay bir şekilde bir araya gelinebilecek bir durum yok. Herkes bir tarafından çekiştiriyor. Evet. Suriye Allah yardımcısı olsun yani. Bizim de yardımcımız olsun. Evet. Çünkü netice itibariyle şimdi iki şey daha var. Çok e, kısaca değinmek de, de, istiyorum. E, Işit dediğiniz sebep şey, IŞİD, 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 IŞİD diyoruz. IŞİD Suriye değildir. Biz Suriye meselesi çerçevesinde tartışmaya kalktık bunu. IŞİD Irak'tan kaynaklanan Ilk Tikrit üçgeninden El Kaide ile birlikte ortaya yani. çıkan ve Suriye ve Irak bütünü içindedir. Yani başka bir deyişle kendi dallat ben devletim diye ortaya çıkan evet. bu grup terörist grup hiç kuşku yok. Netice itibariyle Suriye'nin ötesine taşar. Onun için bunu sadece Suriye'nin bir parçası gibi bunu en, onun bir gerçeği için, görmemek lazım. Yani öyle IŞİD kolay halledilecek bir o, sorun çok değil. Zor. Çok zor. Çok evet. zor. Son bir şey daha söyleyeyim o da aslında bu bizim PYD ile davamızın temelinde e, beğeniriz beğenmeyiz ama Güneydoğu sorunumuz yatar. Evet. Hala hazırda Güneydoğu'da PKK 12 tane ilçemizde e, PYD'nin bugün gerçekleştirmiş olduğu kantonal düzene benzer bir takım yönetsel adımlar atmaya çalıştı. Bugün adı konulmamış iç savaşa dönüştü. Birbirimizi gırtlaklıyoruz orada. Gayet net bir biçimde. Dolayısıyla mesele sadece PYD ile ilgili değildir. Burada... PYD ile birlikte PKK'nın şunu da unutmayın. PKK bugüne kadar hep ilişki içinde gözüküyordu. Fakat strateji değiştirdi. Dağdan şehre indi ama ikinci bir şey daha var. Kendisi PKK artık doğrudan doğruya ön planda gözükmüyor. Taşeron kullanıyor. PYD onun kullandığı bir taşerondur. Dünyaya karşı ılımlı bir imaj yaratmak için ön plana sürdüğü ama gerçek anlamda mutlak hakimiyeti elinde bulundurduğu bir yapıdan bahsediyoruz. Bu da Türkiye yönünden baktığınız zaman fevkalade büyük tehlike ve riskler içerir. PYD. PYD. Dolayısıyla bu şekilde değerlendirdiğiniz zaman Türkiye için mesela Esad'ın gitmesi falan bunlar ikinci planda kalan olaylardır. Türkiye'nin hala hazırda bütüncül yapısı Merkezi yapıdan bahsetmiyorum. Merkeziyetçilik yanlış bir şey. Belki orada hani yerel yönetimler bir vesaire falan ama Türk Türkiye'nin toprak bütünlüğü ile ilgili sorunu var. Türkiye açısından PYD bu kadar anlattığınız kadar tehlikeliyse ise nasıl oldu da PYD'nin başındaki Salih Müslimle irtibatlar kurulu? Gerçi Mehmet Bey ona e, kaldık. mantıklı bir açıklama getirdi. Yani ne demiştiniz? İlk başta iki şeye baktılar PYD'ye. Dediler ki Türkiye şunu göstermeye çalışıyor. Aynı dönem biliyorsunuz çözüm sürecinin devam ettiği süreç olduğu için. Türkiye dedi ki benim kendi Kürtlerimle sorunum yok. Benim bölge Kürtleriyle sorunum yok. Benim Suriye kürtlerle sorunum yok. Bunu gösterdi evet, bir. bir rejimle, Ama şimdi var. Evet şimdi rejimle bir sorunum var. Esad rejimiyle. İki artık Esad'dan da daha önemli benim PKK sorunum var. Ee, burada PYD ile... PKK'nın iç iş olmaz. Bir dakika. Yani Türkiye'nin PKK ile ilişkileri yani belirledi şey. durumu. Tabii ki. Pek Ama şöyle söyleyeyim. Çözüm varken PYD sorun değildi. Çözüm ne zaman ki çözüm bitti, terör başladı. PYD'de bir sorun oldu. Aynen öyle. Bir de Kobani'deki uygulanan süreci burada ben ona biliyorsunuz sizin programlarınızda birkaç defa daha söyledim. Siyasal bir strateji üretildi. Türkiye ile iyi geçinen Kürtler, bölgesel Kürt yönetimi buraya destek verilmesi istenmedi. Aynı zamanda Michel Temo ve oradaki Kürt gruplar Türkiye'yle arasıydı. Onları oradan uzaklaştırdılar. Yönetimlerini uzaklaştırdılar. O siyasal stratejiyi Sincar'a taşıdılar ilk önce. Arkasından da Suruç üzerinden Türkiye'ye taşıdılar. Türkiye dedi ki o zaman sen benim için tehditsin artık. Peki. Ben tamamlamak için şunu söyleyeyim. Metin bu, hocaya... bu şeyi tamamlamak istiyorum. Çok önemli. Aslında biz orada Kobani'de çaresiz kaldık. Çünkü hem Türkiye içinden çok büyük katılım oldu hem de aynı zamanda diğer taraftan da hudutlarımızı da koruyamadık. Dolayısıyla bütün bu koşullar altında bizim orada Kobani'ye hem Barzani'nin geçişini kolaylaştırıcı hem de aynı zamanda PYD'ye bu mücadeleyi kazanabilmesini temin edecek şekilde fiili desteğimizi vermek mecburiyetli e oldu. Ama terör örgütü? Hiç fark etmez. O günün terör örgütü olsa Türkiye'nin kendi içinde de sorun doğdu. Türkiye'deki bölgedeki Kürtlerin kardeşlerimiz ölüyor. Biz de oraya gideceğiz diye hududa hücum etmeye başladıkları bir noktada tutamadınız. Kapıyı açtınız buyurun gidin dediniz. Ve bütün orada çarpışanları da aynı zamanda vatandaşınız olduğu için Türkiye'ye geri getirip tedavi ettiniz. Her şeyi yaptınız. Yani başka bir deyişle o günün konjonktürü içinde... Türkiye çaresiz şekilde buna, ee, buna evet. evet demek durumunda. Bir cümle söyleyeceğim sadece Metin Bey özür dilerim. Bir cümle o da şudur. PYD e, kendi Kürt sorununu çözmek için, Türkiye kendi Kürt sorununu çözmek için ortaya büyük bir proje koydu. Bu projenin çözüm sürecinin bitmesini sağlayan PYD'nin politikalarıydı. Bundan Doğrudur. dolayı da bir etkin. Doğrudur. Metin Bey. Ben sadece bir soru soracağım anlamak için onu. Yani Mehmet Hocam Ankara'yı da yakından tanıdığı ve bildiği için... Ben şöyle bir öngörüm var benim yani ilerisi için bir analiz veya bir tespit olarak paylaşabilirim. <laughs> hani Türkiye Suriye'ye baktığı zaman iki önemli Türkiye'nin kırmızı çizgisi var. Bir hani Esad rejimi ee, onunla alakalı ciddi sorunları var. İkincisi PYD. Hani günün sonunda e, Türkiye PYD ile Esad rejimi arasında tercih yapmak zorunda kalırsa yani düşmanımın düşmanı dostumdur tarzı bir politika geliştirmek isterse, bu iki kötü arasında daha iyi olan kötü hangisidir, hangisini tercih eder ve niçin? Ben sadece bu soruyu, yani şu anda kafamda sorduğum soru bu. Çünkü Türkiye hızlı bir şekilde real politiğe doğru şu anda dış politikayı ayarlamaya çalışıyor. Biraz da dağınık bir süreçle. Ama bu real politik bölgesel gerçeklik. Yani belki 3 ay, 5 ay sonra, belki önümüzdeki sene bu zamanlar. Hani Türkiye için bence şu önemli e, travmatik soruyu PYD mi Esat mı e, hangisi tarzında bir yol ayrımında bir kesişime doğru götürüyor. E, bu soru niçin önemli? E, bu Türkiye'nin işte e, yani düşmanımın düşmanı dostumdur politikasını uygulayacağı, kendisine dost edineceği e, ve diğer ötekine karşı beraber hareket etmek isteyeceği e, e, şey çok önemli seçeceği tercih. E, bu tercih Suriye'yi bir, ikincisi Türkiye'yi, Türkiye'nin belki 20-30 sene sonrasını, 50 sene, 100 sene sonrasını şekillendirecek. Çok e, kritik bir tercih olacak. Tarihi bir tercih olacak. Bu anlamda hani bir öngörü olarak ben sadece bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. Peki. E, e, şuradan devam edelim. Ben size bazı sorular soracağım. E, bu, şu tartıştığımız evet. konularla Soru ilgili. Cevabını e, e, evet. verin. Verin hemen. Bir Sonra ben şu Metin Gürcan'a... An itibariyle Birkaç yıldır Esad rejimiyle PYD birlikte hareket ettiği evet. için ikisi birlikte tehdit olarak görülüyor. Fakat geldiğimiz terör eylemlerinin artışı Türkiye'nin ulus Bey'in dediği gibi büyük Ölçin dediği gibi bazı ilçelerindeki sorunları göz önünde bulundurduğunuzda önümüzdeki süreçte PYD daha, daha tehlikeli, evet. PKK ile ilişkisinden dolayı yani daha peki, tehlikeli. Çok bu doğrudan bu için. durum bu durum yani bu tehlike durumu artarsa Metin Gürcan'ın sorusuna gelirsek bir zaman gelecek ve Türkiye Esad'dan yana tavır koyabilir mi PYD karşısında? Ben ee, bunun çok zor olduğunu düşünüyorum. Oy. Çünkü e, 350 bin insan yani bunu bunu kimse kabul etmez. Hatta bugün şunu söyleyeyim muhalefet partisi olup da yarın iktidara geldiği zaman bile bunu benimseyeceğinin... Zaten Esad'ın burada kıymeti harbiyesi yoktur efendim. Siz burada kendi bekanınızla uğraşırken öbür tarafta Esad gelmiş başkası gitmiş çünkü zaman, orada da Rus'tur. Soruyu sonuçta. belki yanlış sordum şöyle söyleyeyim. Yani Suriye'nin e, önümüzdeki dönemde e, PYD'nin güneyinde belirleyecek olan yeni siyasi güç merkeziyle bir işbirliğine yönelip PYD'ye yönelik bir hareket olabilir bir Türkiye'de. Benim ha, ben size bir şey söyleyeyim olur. mi? Belki, Burada e, evet. bir hata yapıyor. O hata yapan da PYD ile PKK çizgisini söyleyeyim. Bu Şili gibi Türkiye e, şeyine paralel uzanan bir coğrafya. Diyor ki ben Akdeniz'e kadar inmek istiyorum diyor. Hatta bunu Şengal'de katıyor biliyorsunuz bu bölgeden. Burası yaklaşık 950 kilometre falan. Şimdi orada PYD çizgisindeki Kürtleri göz önünde bulundurduğumuzda, Türkiye'ye Türkiye tehdit oluşturmasını göz önünde bulundurduğumuzda, sizin kuzeyinizde NATO'nun en önemli ülkelerinden biri. Artı alt çizgiye baktığınızda nasıl temizleneceği belli olmadığı için bir radikal işit terör örgütü, Artı unutmayalım bu toprak Suriye toprağı Arap milliyetçileri. Evet. Bu çizgide PYD çizgisindeki Kürtler bugün işine gelebilir Rusya'nın. Aynı 46'daki aslında örneği verme mesele boydu. 46'da dediler ki size bir muhabbat cumhuriyeti kuruyoruz. Arkasından çekildiler. Ne yaptılar Muhammed Gazi Muhammed'i? Astılar meydanda. 9 ay yarın, işi. yarın kötü olan şu. Büyük devletler veya bölgedeki bazı ülkeler e, maalesef Kürt düşmanları da üretiyorlar. Pek, bunu yalnız PYD PKK üzerinden yapıyorlar. Bu çizgiyi PYD çizgisinde olan Kürtlerin koruması çok zor. Peki. Evet. Şimdi e, sizce e, Türkiye'nin e, PKK eşittir PYD siyaseti evet. doğru bir siyaset midir? Şimdi burada ben yani e, birinci e, oturumdaki konuşmamda da şu analizle bitirecektim. Yani ben doğru yanlış iyi kötüden ziyade ortaya bir gerçeklik PYD'nin koyduğu gerçeklik var. İki önemli gerçeklik var. Yani net bir e, tespit yapmak açısından bir Suriye'de sahada dayattığı reel gerçeklik var. İkincisi Türkiye'de sokakta dayattığı gerçeklik var. Şimdi bunu açayım. Bir dakika. Bu evet. iki gerçeklik Teknik nedeniyle. Bir dakika. Evet. Bu iki gerçeklik aynı kaynaktan mı? Tabii ki PYD'den geliyor. Yani evet. PYD-PKK aynı. Evet, yani ben o anlamda arada bir organik ilişki görüyorum. Ee, tabii burada şey önemli. PYD biraz daha üst çatı siyasi örgüt, onun içerisindeki silahlı kanadı olan YPG ayrıntı, ve PKK mı? ayrıntı ama neticesinde bir arada bir ortak vizyon çerçevesinde hareket ediş var. Şimdi cümleyi bir daha kurar evet. mısınız? En Şimdi başladığım. burada şuna gelmek istiyorum. PYD'yi biz anlamak açısından söylüyorum. 2015 yılında net sahadaki gerçekliğe baktığımızda işte yani ortada işte SW gibi Amerika merkezli Londra merkezli Suriye gözlem grubu falan gibi net şeylere bakıyoruz. Ee, objektif ve sayısal çalışan Suriye'yi analiz gruplarına baktığımız zaman 2015 yılının kazananı Suriye'de PYD. Ne anlamda? Toprak kaybı veya kazancasından baktığımız zaman 2015 yılında PYD Suriye'de toprak e, hakim olduğu toprağı iki katına çıkarmış. Bir şekilde Amerika'nın hava e, yakın hava desteği ve Amerika'nın himayesini de bir kenara koyalım. 2015 yılının ikinci kazananı Esad rejimi. Bu niye? Bakın çok ilginç. 2015 yılının ilk döneminde Eylül ayına kadar Rusya'nın dinamik girişine kadar Esad rejimi %18 toprak kaybetmiş. Muhalifler kazanmış bu toprakları ve ciddi ciddi Şam ve özellikle Laski'ye gidiyordu. İşte Rusya'nın o hayat öpücüğüyle e Eylül sonundaki dinamik girişiyle şu anda baktığımız zaman Esad rejimi artı 3. Yani eksi o %18 toprak kaybını almış büyüyor. Aynı zamanda artı 3'e geçmiş. %3 daha fazla toprak e, kazanmış. E, e, muhalifler, e, meşru muhalifler veya muhalifler dediğimiz grup Nusra ve IŞİD'i e, şey yapıyorum. Harç e, tutuyoruz. 2015'in toprak e, kaybı kazancı kriteri açısından baktığımız zaman ne yazık ki kaybedenleri arasında. Işit ne durumda? E, IŞİD ise en çok kaybedeni. 2015 yılında IŞİD e, yani yaklaşık yüzde %20 civarı Suriye'de toprak kaybetmiş. Işıt şu anda güneş altında eriyen bir buz misali eriyor. İşte bütün kavga da bundan çıkıyor aslında. Ve IŞİD yani resmi askeri stratejisine de baktığımız zaman Ekim ayından itibaren zaten savunma pozisyonuna geçti IŞİD. Var olduğunu korumaya çalışıyor. İşte bütün bu gürültü patırtı da buradan çıkıyor. Neden buradan evet, çıkıyor? Evet buradan çıkıyor çünkü IŞİD eridikçe güneş altında eriyen buz misali onun bıraktığı alanlar ki burada en önemli aralar Haseki'yi bir hatırlayalım o toprak e, altı e, petrol doğalgaz kimin Gayri eline zor. geçecek? E, tabii ki yani bu çok ciddi bir güç paylaşımı. Yani burada üç analiz düzeyi koyuyorum ben ortaya. Bir toprağın altı çok kıymetli Suriye'de, iki toprağın üstü çok kıymetli Suriye'de, üç bir de hava sahası çok kıymetli. O yüzden bütün tantana da buradan çıkıyor. Bu nedenle küreselde kavşak noktası PYD. Ne yazık ki baktığımız zaman sahada yani bu iyi kötü doğru yanlışı bir kenara bırakarak söylüyorum. Net sahadaki gerçeklik Suriye'de 2015'in kazananı. Bir de PYD'yi e, Suriye'de bakın çok önemli bir yer. Hiçbir yere koyamıyoruz. Bak, e, bakın bu önemli bir şey. Tanımlamalara bakıyoruz. Ne Esad rejiminin içerisinde bir aktör. Ne muhaliflerin arasında bir aktör. Sui generis dedi hocam. Çok güzel bir tabir. Kendine özgü bir aktör. Kendine özgü aktör yapması bence en önemli faktör. Onu ıskalamayalım. Suriye'de hem Amerika'nın hem de Rusya'nın görünürde desteğini alabilmiş tek aktör. Bakın bu önemli bir nokta. Başka PYD. aktör yok mu hem Amerika'nın hem Rusya'nın desteği? Bak, e, baktığımız zaman ne yazık ki yok. Başka yok. Sahada çok ilginç askeri anlamda IŞİD'e karşı mücadele kapsamında tırnak içinde kullanıyorum. Farklı gayeleri, hedefleri olabilir ama söylem bu. Amerika'nın desteğini almış ve büyüyen, genişleyen işte Tışrı varacının batısı. Tabii bunu biraz makyajlı PYD diyorum ben. Suriye'nin demokratik güçleri hocam onu açıkladı. Biraz daha seküler, e, sünni Araplarla da soslamaya çalışıyorlar ama neticesinde PYD'dir. Sahada askeri anlamda Amerika'nın desteği var. Enteresan bir şekilde siyasi anlamda da Rusya'nın desteği var ve şu anda Cenevre'de işte o yüzden diyorum uzun soluklu bir maraton Salih Müslim Cenevre'de. Bakalım ileri dönemlerde yani bilemiyoruz kimlerle ne görüşülecek, ne yapılacak, ne edilecek. Yani siz diyorsunuz ki Cenevre toplantıları 6 ay sürecek. Yani takvim onu gerektiriyor. Gere <laughs> Peki bu 6 aylık takvim içerisinde, bu süreç içerisinde Salih Müslüm'ü biz Cenevre'de görebiliriz. E, bence e, sık sık oralarda olacak veya PYD çünkü e, bence e, Suriyeli muhalifler e, veya hocamın tanımıyla meşru muhalifler kendi gerçekliğini dayatmaya çalışırken e, benim e, anlayabildiğim kadarıyla e, yani okuyabildiğim uluslararası kaynaklar özellikle Rus kaynakları ve biraz da Suriye'deki e, yani esat yanlısı medya ve düşünce üreten yerlere baktığımız zaman anayasa çalışmaları Suriye'de ve geçiş hükümetinin nasıl olacağına yönelik tartışmalar zaten Esad rejimiyle PYD arasında başlamış. Yani siyasi anlamda müzakereler başlamış. Yani bu, Peki. bu da önemli bir nokta. Burada şeyi gelmek istiyorum. Yani PYD aslında Suriye'de şu anda baktığımız zaman hem toprak kazanımı açısından hem sahada yaratmış olduğu askeri gerçeklik açısından hem de Suriye'nin geleceğini tasarımlayan aktör olarak bir şekilde kızalım kızmayalım, duygusal davranalım, davranmayalım. Onları hepsini bir kenara bırakalım. Real politik açısından başat bir aktör haline kendini getirebildi. Sorun var. Buyurun hocam. Bu başat aktör Türkiye'nin kendisine çok sert bir şekilde itiraz etmesinden, uluslararası çevrelerde Türkiye'nin rest çekmesinden etkilenmeyecek mi hiç? olumsuz anlamda. E, etki etkilendiğini görüyoruz. Yani, e, şu şey anda şey etkilendiği için ya. zaten e, Birleşmiş Milletler'deki e, onun onu himayedeki Cenevre toplantısının açık olarak şey yapılamıyor Türkiye. O, o zaman evet. o zaman sizin analizinizde e, başat aktör şu açıdan kazanıyor, bu açıdan kazanıyor gibi değerlendirmelerinizi yeniden yapmanız gerekmiyor mu? Türkiye'ye karşı koyduğum, gelmek Türkiye'ye karşı koyarsa ne kadar geriletebilir? PYD'nin Suriye içerisinde yaratmış olduğu gerçeklik ve gerçeği bükme gücü var. Bir de uluslararası ortamda. Benim gene net analizim 24 Kasım'daki bizim uçak olayından sonra Türkiye ne yazık ki keşke öyle olmasını istemezdik ama Suriye'de sahada, karada ve Suriye'nin hava sahasında bağımsız bir aktör olarak oyun kurma, düzen önerme ee, özelliğini yitirdi Türkiye. Suriye'nin içerisinde artık yani tabiri caizse eğer çok büyük çaplı bir e, Türkiye'nin bağımsız yapacağı bir askeri harekat olmadıktan sonra Türkiye artık Suriye içerisinde e, bir bağımsız aktör değil. Peki o anlamda. zaman PYD evet. P Türkiye nasıl oluyor da PYD konusunda tavır aldığında uluslararası arenada etkili oluyor? İşte nasıl burada oluyor, oluyor bu? O çok önemli. Başta Amerika ve diğer batı ülkeleri olmak üzere e, onlar tabii bu Para konuda kuvvetli. etkili. E, IŞİD'le mücadele, incirlik, sınır güvenliği, ihtiyaç mülteciler var. gibi farklı Peki, paketler geliyor. Uluslararası masaya. çevreler. Da, e, aslında buradaki temel sıkıntı PYD ile alakalı Amerika'nın kafa karışıklığı. Rusya bu konuda çok net. Önünü açtı gibi geliyor bana. Bu nedenle Amerika siyasi anlamda PYD'yi çok teşvik etmiyor. Bir şey soracağım. E, buyurun. Uluslararası çevreler, Rusya'sı, Amerika'sı. Türkiye ve... PYD arasında bir tercih yapmak durumunda kalırsa hangisini tercih ederler? Şu anda e, şu anda tercih edemiyorlar. İşte bakın <laughs> sıkıntı bu zaten. Tercih edemedikleri için. Şu anda Türkiye'yi tercih etseler PYD'nin ben size ne söyleyeyim bir aylık ömrü var. Bir aylık ömrü var Türkiye'yi tercih etse. Ama bakın tercih edememeleri Türkiye açısında bir avantaj mı yoksa dezavantaj mı o bir soru işareti. Buradan da şuna gelmek istiyorum. PYD'nin PYD, ile PYD PYD şeyi kas, e, teraziye koyduğunuzda Türkiye'yi Burada Amerika'nın da Batı'nın da tercih nereyi tercih edeceği belli. Nereyi? Türkiye'yi ikna etmeye çalışıyor. Son Joe Biden'ın ziyareti. Kerry'nin telefon konuşması. Joe Biden buradayken... Ne diyorlar dedi. yani? Türkiye'ye Türkiye Türkiye ne diyor? olması. Bunlar bir, bir şey dakika Mehmet Bey Ruslar. ne diyorlar Türkiye'ye? Bunu, bunu şöyle ya e, Bu PYD'yi idare edin falan mı diyorlar? PYD'yi muhaliflerin içine koymaya çalışıyorlar. Aslında bir yandan da muhalif, muhalifleri sulandırma girişimi. Türkiye'yi buna razı etme e, razı etme. Razı etme. Türkiye diyor ki ne? siz bunu yapıyorsunuz ama Bak iki tane terör örgütü var. Bu benim çözüm sürecimi bitirmiş. Aynı zamanda Re revizyonist politika takip ediyor. Ben terörle mücadele ediyorum. Sizi terörle mücadele ettiğinizi savunuyorsunuz. O zaman ben bugün bugün mücadele ettiğim terör örgütü bunlar. İki diyor. Çok istiyorsanız bu zaten başından bu yana Esat rejimiyle birlikte onunla birlikte katarabilir diyor Türkiye buna şey yapmıyor. Fakat Biz, kıyas yaptığınız evet, zaman, onun çok önemli nokta evet, Kıyas zaten, yaptığınız zaman. PYD mi Türkiye mi? Bu soru bile aslında Türkiye'dir tabii ki. Yani bu tartışma Hocam uluslararası bugün, bugün, ortamda dediğinize katılıyorum evet. da Suriye içerisinde IŞİD'e karşı mücadele deyince hani ben biraz orada meselenin Biz zaten o çerçevede yani soruyoruz evet, soruyu. PYD'nin istediği şu PYD'nin PYD bu kadar ısrar etmesinin sebebi meşruiyettir masada oturduğunuz. Tabii ki. Bu uluslararası meşruiyet kazanmadır. Türkiye diyor ki ben bu terör olarak gördüğüm hem rejimle birlikte PKK olan hem de PKK ile ama. iç iç olan ben bu ben diyor buna meşruiyet kazandıramam. Nasıl diyor El Nusra'ya veya işte işi IŞİD'e ee bu sağlanmıyorsa şekilde bu da buna ee sağlanmaz. Amerika'nın Suriye'deki çıkmazı da bu zaten. Suriye'de çalışabileceği tek aktör PYD ve onun üst çatı örgütü olan Demokratik Suriye Meclisi kalmış gibi. Amerika da bu zaten alternatifsizlikten şikayetçi. Buradan şu ikinci noktaya gelip bitiriyorum analizimi. E, PYD bizim için niçin önemli? Bu çok önemli bakın. E, gene askeri anlamda güneydoğudaki çatışmalarla baktığımız zaman e, PYD benim net e, tespitim odur ki Türkiye'deki çatışmalar ikinci yani tali cephedir. Asıl cephe Suriye'dir. Çünkü Türkiye'de özellikle o Cizre'deki, Silopi'deki, Diyarbakır'daki özellikle o 30 yaş altı genç hani o Kürt bireyi diyeyim veya YDG'li diyelim, YDG'li terörist diyelim nasıl tanımlarsan hiç, hiç önemli değil. Oradakiler Suriye'deki 2015 yılındaki o başarı tablosuna bakıyorlar ve diyorlar ki bir şekilde, tabii örgüt de bunu ideolojik olarak kodluyordu ve yüklemeye çalışıyordur onlara, bu başarı tablosundan ilham alıyorlar. Bu çok önemli bir şey. Yani burada aslında Türkiye'nin de Ankara'nın da temel çıkmazı belki bu. Ee, Suriye'deki bu PYD dinamiği birinci cephe. Ee, Türkiye'deki çatışmaların tamamı ben aynıdaki yansıması gibi görüyorum onun. Peki e şimdi hal böyle olunca da aslında siz Cizre'de, Silopi'de, Sur'da tamam temizlediniz, her şey bitti. Ama aslında Suriye'deki sahadaki gerçekliğe Türkiye müdahale edemedikten sonra ve PYD ile alakalı ...net kendisini düş <laughs> mü düşman mı, ne yapacak diye yapacak sonra... Şu anda, bunu şu anda sonra, Türkiye bunu tanımlamış durumda ama. Yani ben şöyle söyleyeyim, işte burada şu gelecek... ...eğer PYD'nin Suriye'deki kazanımları sürerse... ...ve biraz daha Suriye'nin geleceğine yönelik PYD başat bir aktör olma özelliğini korursa... ...Türkiye'nin belki en önemli, Ankara'nın korkusu şu... Ee, bu Suriye'deki yeni tasarımın yeni gerçekliğin Türkiye'ye dayatılması. Metin Bey böyle değil bak Bu burada... bir sıkıntı olarak Şimdi, e, karşısına çıkabilir. Ee, Ankara'da Ankara bu nedenle PYD konusunda çok net bir tavır alıyor. Ama bir konuda yakalamamız lazım. Tekrar ediyorum. Yani benim görebildiğim kadarıyla Türkiye'nin güneydoğusundaki çatışmalar e, ne yazık ki tali cephe çatışmaları. Asıl mesele Şimdi, PYD ve Suriye'nin geleceği. Bana göre PYD olayı çok PYD'nin rolü çok abartılıyor. Yani Türkiye tarafından da abartılıyor. türkiye Suriye politikasını iki ayak üzerine kurdu. Birisi Esad rejimini <laughs> devirmek ve İslamcı bir yönetimin gelmesi. Yani Müslüman kardeşler türünden bir yönetimin gelmesi. Bunda başarılı olamadı. Diğer ayağını ise Kürtlerin orada bir statü sahibi olmamasına dayandırdı bana göre. Sadece PYD olayı değil. PYD Türkiye bakımından bir bahane. Yani işte terör örgütü deyip suçlamak. Nasıl ki PKK Türkiye bakımından aynı şekilde bir bahane ise. Yani Türkiye'de sistem geçmişten beri özellikle şu son 30-40 yıla tabii PKK sahneye çıktığından bu yana Kürt hareketini bir terör olayı gibi gösterdi. PKK'nın şahsında işte ben terörle mücadele ediyorum. Ama Kürt sorununu çözmedi. Kürt gerçekliğini kabul etmedi Kürt sorununu. Neden sonra? 90'lı yılların başında Demirel filan... Kürt, Kürt realitesi. gerçeği realitesi var dendi. Özal döneminde sorun bu şekilde çözülmez dendi silahla. AK Parti döneminde Kürt sorunu bizim sorunumuzdur bunu çözeceğiz dendi filan. Yani olumlu şeyler oldu ama sonuçta Kürt sorunu gerçek boyutlarıyla alıp çözülmedi. Onun için de PKK'nin yaptığı yanlışlar sistemin işine yaradı. Gelmiş geçmiş bütün hükümetlerin, devlet işine yaradı. Ve PKK'nın o şiddetini de zaman zaman bizzat kendi elleriyle teşvik ettiler. Yani unutmayalım 2004 yılında Öcalan vasıtasıyla Kandil'e şey gönderildi, savaşın dendi. Bir kısmı kabul etmedi. Bizzat Abdullah Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan işte filan ayrıldılar onlar. Yani nasıl oluyor da Öcalan İmralı'da genel kurmayla tam bir uyum içerisindeyken tam bir uyum içerisindeyken <laughs> e, haber gönderiyor savaşın diyor. Öcalan'a bu direktif verildi İmralı'da. Yani bunu unutmayalım. Biz işin bu tarafını göremezsek <laughs> ne PKK olayını anlarız, ne PYD olayını anlarız. Şimdi sorun şudur. Peki ne işine yarıyor Türkiye'nin? E, kullandı, bir aracı olarak kullandı ve ne, yanlış bir aracı? yanlış aracı? bir araç. Yani işte terörle savaşıyorum ben. Şu anda PYD olayını da e, Suriye'de Türkiye böyle görüyor. Şimdi i̇şte bu terör örgüttür filan. Halbuki Türkiye daha gerçekçi olsa Suriye'de bir Kürt halkı var. Onun bir statü talebi var. ve Bu onun hakkıdır. Bundan paniğe kapılmak için hiçbir neden yok. Onunla dostça ilişkiler kurabilir. Güney Kürdistan'la kurduğu gibi. Bu hemen Büyük Kürdistan'ın kuruluşu falan anlamına da gelmez. Şu, ha. Son yani şu var. Şimdi bunu yapmadığı için yani terör olarak gösterip bu tehlikedir. Şimdi Türkiye böyle yaparak kendisini soyutladı bak. Evet. Yani PYD ile bir çeşit muhatap haline geldi. E, PYD konusunda hiç kimse Türkiye gibi düşünmüyor. Yani en azından şunu düşünüyorlar. Siyaset tanıyor. Real siyaset. En azından şunu düşünüyorlar. Biz işit şu anda en büyük tehlike işittir. İşi etkisiz kılmamız lazım. Amerika böyle düşünüyor. PYT, Onun tiyatresi. için de şey yapmamak, ayırmak lazım diyor. Rusya nasıl düşünüyor? Rusya PYD şeyin Şam rejiminin bir müttefiki gibi görüyor ki doğrudur da. Onun için onu koruma, koruyor. Ha, ama sorun şu Yani PYD'nin o kadar büyük bir rolü yok Bakın bugün bile yani Türkiye itiraz ki, ettiği için PYD'yi bir tarafa bırak Türkler gibi Suriye'deki düşünmedikleri halde Kürtlerin varlığını tabi, e, tanı ve Diğer taraflar Türkiye gibi düşünmedikleri halde PYD konusunda Türkiye sıra edince şey yapmadılar Yani çağırmadılar Salih Müslüm'ü Yarın Suriye sorunu çözüldüğü zaman Acaba Salih Müslüm'ün rolü ne olacak O çözümün bütünlüğü içerisinde olacak Yani demin de söyledim Bugün nedir plan? İşte geçici bir hükümet. Daha sonra demokratik bir anayasa. Seçimler. Ha, seçimler olduğu zaman Kürt bölgesi, yani Kürt nüfusun yoğun olarak yaşadığı yerler, Kuzey Suriye'de, işte Rojava dediğimiz Batı Kürdistan dediğimiz yerde. Nüfusun çoğunluğu da olduğu yerde eğer otonom bir yapı olursa, federal bir yapı olursa kendi yönetimini seçecek yerel yönetimini. Bu PYD olmayacak. Öbür tarafta Sünni de kanam. Yani, şey zaten daha önce de söyledim. Yani Siz onun için mesela gözüne bakmak bir lazım. Son bir bir metin olarak bir tamamlasın. Yani Ankara'nın da aslında dilenması veya en büyük çıkmazı ileride bu olacak. Bakın gelecekle ilgili net iki saptama yapıyorum. Bir e, Ankara yakın bir zamanda Esat mı PYD mi tercihine bence sürükleniyor gibi. O makaslar alıyor ve bu iki kötü veya iki düşman arasında birini tercih etmek zorunda kalacak. Geriyle <laughs> mücadele edebilmek için gibi geliyor bana. Güneydeki siyasi merkez Esat veya başkası önemli değil. İkinci önemli Ankara'nın çıkmazıysa yani PYD eşittir terör örgütü terörist PKK üzerinden tamam ama PYD'ye yönelik tasfiyeci yok etme üzerine yani tamamen bütün siyasi varlığını ve askeri varlığını sahada silme e, anlamına e, yani buna hareket edecek bir mücadele stratejisi mi Ankara kodlayacak, dizayn edecek, geliştirecek yoksa PYD'yi e, tesviye edici, dönüştürücü, yani Kemal Bey'in ekoli biraz daha o yönde. Yani PYD kafa şey diyor. Üst elit yönetiminin PKK ile organik bağını kestiğinizde diyor, dönüştürebilirsiniz Suriyeli Kürtler açısından. Ama şimdi siz bir örgütü de terör örgütü olarak tanımladıktan sonra onu dönüştürmeye çalışmak işte bir çözüm süreci tecrübemiz var. Bakın gene aslında Türkiye eğer Ankara bu konuda net kafası netleşmesi için söylüyorum ben bunu aynen çözüm sürecindeki o birden müzakereden silahlı şiddete savrulma hatasını yaptığımız gibi bana göre bir hatadır. PYD ile olan ilişkimizi ve PYD'yi nasıl tanımladığımızı net baştan itibaren tekrar şapka önümüze koyup düşünmemiz lazım. Tasviyeci bir yaklaşımsa benim için net, tavizsiz. çünkü Ankara'da ben baktığım zaman isim vermiyorum ama hükümet yetkilileri veya siyasi karar alıcılarının açıklamalarında bu kafa karışıklığını ben görüyorum gibi. Ben daha çok ben, tasfiyeci bir anlayış. Ben yani bir şey burada evet. burada bir çok ciddi bir mesele var bence orada şu Türkiye'de e, kafa karışıklığı falan yok. Mesele şu. Fikri takip lazım. Suriye'deki baştan itibaren bir hafta öncesine bakarak, <laughs> bugüne bakarak bütün Suriye'yi yorumlamayalım. Baştan itibaren bakalım. Türkiye'nin Suriye politikası şuydu. Müslüman kardeşler falan gelsin değil. Demokratik Suriye. Ve ne yaptılar? PYD'nin eş başkanı Salih Müslim'i gel kardeşim dediler. Görüştüler burada. Eğer Türkiye Suriye'nin Kürtlerine karşı olmuş olsaydı bunu söylemezdi. Diğer bir nokta, ikinci nokta. Fikir takip yapmakta çok ciddi şey vardır, katkı vardır. Kemal Bey dedi ki aslında federasyon isteyenin PYD değil, diğer Kürtler de bunu istiyor. E, federasyon isteyenle bile Türkiye görüşüyor. Bu kişiler isteyen kişiler şeyin içinde. Bir dakika ne onun ismi? E, muhalefetin içinde bunlar şeye katılacaklar. Cenevre görüşmelerine katılacaklar. bir, değil mi? Tabii ki. Türkiye'nin burada bir defa net soru. İki, bu savrulmayı Türkiye'deki karar alıcılar değil. Hem bölgedeki Kürtlere gittiğiniz zaman PKK dışındakiler. Bu Suriye'deki Türkiye yansıma değil yansıyor. PYD'ye verilen silahlar bugün daha bir biliyorsunuz ortaya çıktı. Alttan tünelden nereye geçiyor? Siz gezdiniz oraya, Türkiye'ye geçiyor. İki, PYD'ye verilen hava aracı Türkiye'de bulunuyor. Zaten an itibariyle yansıyor. Türkiye'deki Ankara'da bir kara kafa karışıklığı yok. Yakinen takip ettiğim için söylüyorum. Şu var. Bir, oradaki Kürt halkı PKK'nın inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemli bir halktır. Tekrar söylüyorum. Güneydoğu halkı, çünkü biz bu programdan çıktığım zaman da arıyorlar bizi. Bizi lütfen PKK'nın inisiyatifine bırakmayın. Hatta zaman zaman kulağınıza fısıldarlar. Derler ki böyle bir hata mı yapıyor devlet? Çözüm sürecine bunu söylediler. Fakat bir terör örgütü varsa nasıl IŞİD bir terör örgütü bununla mücadele edilmesi gerek kanser yok edilmesi gerekiyorsa eğer Türkiye içinde de bir terör örgütü varsa bunun yok edilmesi ama her Kürdü terör, terörist olarak göremeyiz. Ve bölge halkı da hiçbir sadece PKK olarak söylemiyorum. Bu başka bir terör örgütü olabilir terör örgütünün inisiyatifine bırakılmayacak kadar önemlidir. Türkiye'de Ankara'da benim gördüğüm şey şu. Ki 303 maddelik bir biliyorsunuz yeni bir taslak hazırladılar. Şey açıkladı. Başbakan yardımcısı Numan Kurtulmuş, Kurtulmuş. bey açıkladı. Oradaki halkın her türlü ihtiyacı karşılanacak. Fakat devletin dışındaki devletin meşru silahlı güçleri dışındaki hiçbir unsurun Sırtında Ama silah şimdi, olamayacak bunlar. Şimdi Mehmet Bey biz PYD'yi konuşuyoruz. PYD'yi de söylüyorum. PYD. Salim, Salim PYD bir dakika recast... PYD'yi ne yapacağız? Söyleyeyim. PYD evet. şu var. Bugün itibariyle baktığınız zaman bir önceliklerinize göre hareket ediyorsunuz. Bugün Türkiye birinci önceliği baktığınız zaman çünkü Türkiye'nin güneydoğusunda ciddi bir sorun yaşanıyor. İşte benim, Bu. Işte hocam, i̇ki devam ediyor. Askeri Bakın. stratejik açıdan diyorum ki birinci öncelik o zaman PYD. Yani net olarak söyleyeyim. Ama Çünkü Güneydoğu'daki tartışmaların tamamen ikinci önce, cephe. Birinci önceliğinizin PYD olması, ikinci, üçüncü, dördüncü önceliğinizin bir tarafa bırakılması anlamına gelmez. Siz de bir, bir taraftan ne yaparsınız? Bir devlet olduğunuz için bir terörle mücadele edersiniz. İki, oradaki halkı terör örgütüne karşı korursunuz. <laughs> haklarını savunursunuz. Üç, bölgede terör örgütüyle ilgili devletler veya gruplar varsa bunların da meşru ortamda hareket etmesine engel olursunuz. Bu Devlet olmanın gereği budur. Salih Müslüm'ü terörist olarak mı görüyorsunuz? Ben onu yani merak ediyorum. Yani Salih Müslüm bugün itibariyle kendini hem e, <laughs> birlikte hareket etmesi hem de e, PYD'nin PKK ile bugün içine girmiş olduğu organik bağ baktığınız zaman hızla PYD parti olmaktan PKK gibi terörist örgüt olmaya hızla kendisi gitmiştir. Türkiye atmamıştır. Ahmet Bey. Bey. Şimdi bir kere e, PYD e, yakın tarihte PKK ile organik bağ girmedi, hep vardı. Yani e, devlet dolaylı ve doğrudan PKK ile görüştüğü zaman da PYD doğrudan e, PKK ile ilişkisi vardı. Bunun için toş, zaten Abdullah acılan doldursun. kendisi de ben bu örgütü var ettim diyor, kendisi söylüyor. E, bu İmralı tutanaklarında var. E, nereye giderseniz PYD'nin merkezinde. Ya da e, YPG'nin karargahında Abdullah Öcalan'ın resimlerini görürsünüz. Doğrudan etkisi var e, şeyin Abdullah Öcalan'ın. Dolayısıyla zaten onlar ikisini birbirinden ayırma. Hatta PYD ismiyle kuruluşu evet. Abdullah Öcalan hapisteyken... Evet. Ne, neyse, şimdi aslında durum şudur. Şimdi Türkiye'de ne yazık ki e, çatışmalar yeniden başladı. Bana sorarsanız bu e, çıkmaz bir yol. Yani e, Türkiye'deki insanları e, yıkım getirmekten başka hiçbir şey yaramıyor. Sonunda ama şöyle oluyor bir süre sonra başka bir şekilde şekle bürünüyor ve siz tekrar bir müzakere aşamasına geçiyorsunuz. Savaş hiçbir savaş meydanda kazanılmadı. Ben hatırlamıyorum. Sonra gidiyorlar işte Yalta Konferansı gibi. şimdi dolayısıyla da Türkiye'de de ben Kürt meselesinin tekrar müzakere yoluyla çözüleceğine inananlardanım. Suriye'de de benzeri bir süreç yaşayabiliriz. Yani Şimdi biz PYD Türkiye olarak, Türkiye devlet terörist diyebilir. Ee, hoşuna da gitmez onun bir takım faaliyetleri. Belki yanlış şeyler de yapıyor ama sonuçta eğer Suriye ile alakalı etkin olmak istiyorsa Türkiye'de bir biçimde PYD ile sabah atacak Yani ama bugün e olmasa da. E bile... Bey, o zaman onun yolu da sizin o arzu ettiğiniz sürecin yeniden başla. Yani önce Türkiye içinde sorunu çözecek. Suriye'deki gelişmeyle Türkiye'deki gelişmeler artık birbirinizden ayıramazsınız. Mümkün değil. İkisini, birden i̇kisini mi birlikte yapacağız? düşüneceksiniz. İkisini birlikte. Evet. Yani hem Türkiye'de çözümü evet. hem de Suriye'de PYD konusunu. Evet. Aynen ikisini birlikte aynı düşüneceksiniz burada. Evet. Başka çıkarınız yoktur. Bakın. A artık yani bir şeyi biz... öncelik sonralık olmaz. Sizin için söyleyemeyiz. Çünkü orada ayrı bir yapılanma var. Burada şunu... İran için de söyleyemeyiz ama Suriye evet. için. Doğrudan doğruya ikisini birlikte düşüneceğiz. Bir ek olarak Bunu söyleyeyim. Başka yok. Müsaadenizle. biz aslında doğru bir tespit. Yani PKK'nın mücadele stratejisi açısından baktığımızda hem açıklamalarına hem yani son dönemde ben anlamaya çalışıyorum onu. Yani e, Türkiye, Irak, Suriye üçlüsü. E, Irak'ı bir dereceye kadar bırakalım, hatta İranı da işin içine katalım. Yani bu dört e, ülkede e, tek bir mücadele gibi kodluyor. Yani o nedenle Türkiye şayet net bir PKK ile mücadele stratejisi ortaya koyacaksa bu sadece sınırlar içerisinde ve güneydoğusuyla sınırlı kesinlikle olmamalı ki öyledir ö öyle tahmin ediyorum. Bu işin mutlaka Suriye ve İran ayağı da olmalı, Irak ayağı da olmalı. Yani çünkü hasmınız karşınızdaki aktör bu dört cepheyi muhatap alıp bu dört cephede kendine göre bir mücadele projeksiyonu sağda ortaya koyuyorsa sizin de böyle olmanız lazım. İşte bu nedenle benim o en önemli soru var oluşsal soru. Yani PYD tasfiye edilecek, yok edilecektir, düşman mıdır? Yoksa tesviye edilecek, dönüştürülecek veya dönüştürülme potansiyeli olan ee, bir e, siyasi yapı mıdır? Bu Ankara'nın en varoluşsal sorunu. Alandan ben net Ben de burada yani bir bence. biz bence burada Kürt statüsünü mü tartışıyoruz yoksa Suriye'nin geleceğini mi جناب? Tam Suriye ile bir indirgeledik bence ki biz sadece PDP, PD, o da orada bir Suriye halkı vardır. Orada bir 23 milyon vardır. Yani sizin bakış açınızda ben saygı duyuyorum. Ama Suriye asla sizin hmm. konuştuğunuz gibi değildir. Suriye'de 5 yıldır bir mücadele vardır. 350 bin şehit vardır. 10 milyon insan yerinden olmuştur. Bu PYD'ye hizmet etmek için olmamıştır. Ne de işi de yaratmak için olmuştur. Yani burada Türkiye'nin sadece... Bayım, bütün bu konuşmaları anlamamışsınız beyefendi. Efendim? Bütün bu konuşmaları anlamamışsınız demektir. Kim anlamamış? Burada pek çok insan zaten Suriye'nin geleceğiyle alakalı fikirlerini söylediler. Evet. PYD ise o Suriye'nin bir parçası. Pardon bakınız. Sadece biz biz yaşıyoruz. Biz burada felsefe yapmıyoruz sizin gibi. Uzaktan oturup da burada beyin jimnastiği de yapmıyoruz. Biz yaşadığımız dakikada dakika, ba dakika Beğitim. yaşadığımız Beğitim. dolayısıyla Beğitim. dolayısıyla konuşurken anlamadınız Demek kelimesini özür dilemeniz Konuşmalar e, Bak bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Anlamadım. Bir dakika burada rahat rahat oturmuşsun Ahkem kesiyorsun ama biz yaşıyoruz. Tamam mı? Şöyle yapılacak, böyle yapılması gerektiğinden yaşamak başkadır. Bugün Suriye'de sadece PYD yok. Efendim yoktur. benim ahkam Bakınız, kesmeyeceğim siz karar veremezsiniz. Bir dakika bir dakika. Buradaki insanlara da saygısız yapıyorsunuz. Sadece sanki Türkiye'nin PYD'ye odaklanmış PYD derdi değil Hiç kimse bunu değildir. konuşmadı beyefendi. Efendim. Hayır, sadece PYD. söylemeye yani, çalıştım. Hiç kimse bunu konuşmadı. E, PYD sadece Suriye ile değil Türkiye'nin de doğrudan ya, Türkiye derdi olan ve yani Türkiye'nin Türkiye, nin, Türkiye, nin, Türkiye yansıyor çünkü bu soru. Bu kadar bir, İster bir istemem. ülkenin sadece oradaki derdi Suriye'de hiç başka bir çıkarı yok mudur? Sadece derdi PYD midir? Öyle bir şey Burada olabilir kim mi? Ya? Kim Abi söyledi yani. 2,5 milyon. Doğrudan Burada kim söyledi Bir dakika, bir dakika. 2,5 milyon. Efendim, belki bir uzlaşı olarak şöyle söyleyebilir miyim? Evet. Ee, bizim derdimiz PYD değil. Aslında Irak ve Suriye derdi var güneyimizde. Evet. Bu dert ortadan kalkmadan Türkiye'de istikrara ulaşabilmek fevkalade güçtür. Bu çerçeve içine IŞİD de girer netice itibariyle uyuyan hücreler evet, vesaire falan diye. PYD'ye dolayısıyla efendim PYD'ye çok zaman ayrındı çünkü adam akrabasını bombalıyorlar yukarıdan. Kesinlikle. İçin Onun için ama yani beni yok ediyor. Yani, ben. Suriye meselesi yani bir parçası PYD'de. Abdurrahman Mustafa bırakalım neydi? konuşsun. Evet, Buyurun ben, Abdurrahman yani, Mustafa. E, kesinlikle. Dayı efendi hemen şeyini kodu, tavrını kodu. Biz net konuşuyoruz. Bak, bak, efendim, tek tek bak konuşuyoruz. konuşunca bir sahadan. Burada kimse suçlamadan evet. konuşun. Biz de sizi dinleyelim. Tamam ya ben zaten konuşacağım dinlesen de dinlemesen de konuşacağım zaten. <laughs> ya çok tamam saygısız değil mi? Neresi? De işte gerçekten şey bu, <laughs> Evet şey şey Gerçekten gerek yok. Hiç gerçekten gerek yok. böyle hakaretler bul şey. Ya, tamam, mi? bak ben saygı ben diyorum. Tam ben edem, edeyim edeyim. Edeyim edeyim. bozmayacağım ben, tamam mı? Ben size bak merakla ben diğer şeyleri e konuşuyorum, konuşuyorum. tamam mı? Sizi yok sayıyorum zaten. Terbiyesiz. Bugün, terbiyesiz. Bugün, ya. bugün, bugün, Ömer Bey. Ömercim, bugün, Ömercim, bugün, şey yapmayalım. Sakin Ömer olun lütfen. Böyle. Bugün Suriye'de Cinevre görüşmesinde muhalefet vardır. PD de tabii ki vardır orada bir aktördür. IŞİD aktördür. Esed aktördür. Suriye halkı da aktördür. Bunlar bir bütün bakacağız. Ama Türkiye açısından değerlendirirsek Türkiye gayet doğal. Eğer burada hepimiz hem fikir olduksa PKK'dan bir bağlantısıdır, bir parçasıdır diyorsak Bugün güney sınırlarını milli güvenliği için bununla mücadele etmek de zaten gayet doğaldır. Yani bugün PYD'nin Akdeniz'e açılması, Kürt koordinörünü Azaz Carablus arasını zaten oraya aldığı takdirde Akdeniz'e açılmıştır. Bugün Türkiye'nin güney sınırını tamamı Orta Doğu'dan bağlantını kesmiş oluyor. Dolayısıyla bunu Türkiye'den daha bundan fazla kendisine düşman olan, dost olmayan bir unsur 900 kilometre sınırına al alıyorsa, Orta Doğu'dan bağlantısını kesiyorsa bununla mücadele etme hakkı nasıl yoktur? Eğer neden diyorsak biz bu bir PKK'dır. Bunlar zaten aynıdır diyorsak bu da gayet doğal bir şeydir. Yani dolayısıyla bugün Cinevre'de bir başlangıçtır. Hiçbir Cinevre'ye gitmek bile bir siyasi çözüm için tarafların masaya oturması bile bir gelişmedir. Bu bir ışıktır, bir umuttur. Yani biz bunu gitmemiz lazım. Muhalefetin de gitmesi lazım. Zaten muhalefet sahada e, Rusya öyle zemin hazırladı ki muhalefetin orada işte e, Sayın Büyükelçimiz söylediği gibi 30 Eylül'den beri biz zaten daha önce Suriye Türkmen Meclisi'nde açıklaması vardı. Bu muhalefeti bitirip masaya oturtturacak diye Bosna örneğini de biz şey yaptık. Örneğin de vermiştik. Bu da gazetelerde de çıktı. Yani aynı şeyi yapıyor deriz. Şimdi onu gerçekleştirmeye çalışıyor. Ama bugün çözüm Cinevre'de şu olabilir problem her şeye anlaşmıştır. Yani Amerika, e, Rusya anlaşmıştır. Her şey Nasıl Riyad'da gittik biz bütün muhalefet hiç ikisi bir araya gelemeyecek. Aynı şeyi imza attıksa iki gün oturup da sonuç bildirgesinde imza attık. Çünkü hazırdı. Orada Viyenne'de 17 ülke toplanmıştı. Anlaşmışlardı. Biz de gittik imza attık Suriye muhalefeti. Şimdi de Cinevre'de olur. Sadece mesele şudur. Esad'dır. Esad gidecek mi kalacak mı? Bence Esad bunda bir formülü bulunmuştur. 18 ay süre vermişlerdir. 2017'de seçimlere gidecektir. Esad aday olmayacaktır. Ve Suriye'de bir çözüm olacaktır. Yani buradaki proje 10 işit mu şeyde işit bir işit vardır. Suriye'de aslında PYD ben bir sorun görmüyorum. PYD'nin meselesi de PYD şu anda bir ihtiyaç vardır. Amerika'nın ihtiyacı var vardır. Rusya'nın asıl mesele işittir. Dünya bütün işi de odaklanmıştır. Dolayısıyla yani Esad'sız bir Suriye 18 ay sonra bir Esad'sız Suriye olacak. İşitle de mücadele ondan sonra başlayacak. Şu anda asla Rusya işitle mücadele etmiyor. Asla Amerika işitle mücadele etmiyor. Tamamen senaryolar tamamlandıktan sonra işitle mücadele yapılacak ve işitle çoğu uzun sürmeyecek. O kadar anlattıkları gibi 10 yıl, 15 yıl diye bir şey yok. Çünkü şu ana kadar ciddi bir şekilde işitle hiç kimse mücadele etmedi. Ne PYD, ne Amerika, ne de Rusya. Tam tersi mücadele orada muhalefeti bitirmek için Esad'ı Esad'ı değil. Esad da kimsenin deri değildir. Kendi büyük güçler kendi çıkarlarını Suriye'den paylarını alabilmek için işte bunda Ukrayna'da var bilmem işte İran'ın nükleer e, anlaşması. anlaşması vardı. Onlar da şimdi yavaş yavaş artık yerine oturdu. Bence Suriye'de çözüm de o kadar ne kadar karmaşıktır tabii bu kadar şeydir. E, çok da ben de e, karamsal bakmıyorum. Suriye toprak bütünlüğü korunacaktır. Yani federatif yapı şimdi Kemal Bey izah ediyor. Bizim için biz buna karşıyız federasyon yaptı. Zaten Riyad sonuç bildiriyasında Adem'i Adem merkeziyetçi bir şey ancak Suriye'de olabilir. Yerel yönetimlere daha fazla yetki vererekten. Federatif yapı zaten Suriye'nin bölünmesi demektir. Şimdi diğer Kürt kardeşlerimiz zaten rüyası aynıdır. Kürdistan'dır. Ama şimdi Kemal Bey ne diyor? PYD olmasın da bir Kürdistan olsun diyor. Ben onu anlıyorum. Yani onu anlıyorum Ama PD olmasın diyor. bölünme değil Mustafa Bey. Yani şimdi federatif Şimdi federasyon yapı... olursa bölünmez. Şimdi federat yapı... Adil bir çözüm olursa bölünmez. Adil çözüm de eşitliktir. O da federasyondur. Şimdi, şimdi. Pe... nasıl Adil olacak? Belediyeler Suriye'nin kuzeyini alalım. Şimdi PYD... Suriye o zaman parçalanır. Suriye'nin kuzeyini alalım. Federatif yapı nasıl olur? Şimdi ben Türkmenim. Kürtler çoğunlukta oldukları yerlerde federal yoktur. Rezifleri... Hiç kimse bir yerde çoğunluk değildir. Hayır hayır. Nasıl? Olabilir. Nerede olabilir? <laughs> Azerbaycan arasında çoğunluk. Afrin ne yapacaksınız? Orada da çoğunluk. Her et şurada. Ya Afrin ufacık bir yer Afrin'deki. Olsun. Ki. olsun. Ayrı bir ora bir. Olsun. Yani Türkmenlerin nüfusu ne kadar ki? 3,5 milyonları. Yok. Yok. Nasıl yok? Ne? Yani Suriye'de 3,5 milyon Türkmen falan yok Mustafa Bey. Bakın Türk asıllı dersem 7 evet. milyon var. He. Evet. Ben size Türkmen'den <laughs> bahsediyorum. Şimdi bakın bir Türkmen sorunu falan yoktu. Ama Türkmenler bu, orada hiçbir bu Suriye, zaman kendilerini diğer toplumdan şey ayırmadığı için sonra, göze görünür Ve Suriye'deki mücadeleler de zaten göze göründü. Çünkü içinde aynı biz şey Suriye halkıyla birlikte bakın, hareket ediyor. Yani bir şey söyleyeceğim. Söyleyeyim. Sayın hocam bakın çok ilginç. Yani sadece şu noktayla bitiriyorum. Geçen yıl tam da bu zamanlar biz Kobani'yi konuşuyorduk. Yani dışarıdan gelenler ki IŞİD'in Kobani'deki e, göndermiş olduğu 2500'e yakın kayıp vardı Çitor'da. Genelde muhacir tabir etti. Yabancı savaşçılardı. Özellikle Orta Asya'dan gelenler ve Uygur ağırlıklıydı. Geçen sene Kobani'yi konuşuyoruz. Bu senede de Bayır Bucağı konuşuyoruz ve Türkmenleri konuşuyoruz. Yani bakın burada da Bayır ve Türkmenlerin direnişi de gene dışarıdan gelenler ve Ruslar. Yani Rusya'nın içinden gelen IŞİD'çılar geçen sene Kobani'de bu toprağın çocuklarını vurdu. Bu senede Gene dışarıdan gelen bir güç bu toprağın çocuklarını bu, vuruyor. Ben buradan işte aslında burada yani Allah bir ibret vesikası çıkartıyor aslında. Yani baktığınız zaman bu coğrafyanın çocukları neticesinde e, bir zulüm altındalar ve dışarıdan gelenlerin baskısı altındalar. Yani yüreği ve kalbi yani hem Kobani'ye hem bayır bucağı üzülebilen insan yok mudur bu memlekette? Ben onu çok merak ediyorum. Aslında tam da bu e, yani net sahadaki realite. Yani hem Kobani'ye hem Bayırbucak'a aynı anda üzülebilen bu coğrafyanın çocukları yani Türgü ve Kürt'ü aslında bence geleceği ortak şekilde Bilmiyorum. şekillendirecek. Çok teşekkürler. Çok net yani. Metin e... Bey bütün Suriyelilere üzülüyoruz. Tabii ki. Bütün Suriyelilere. İnsan olaraklara da üzülüyoruz. İster de. Sünni olsun, ister Nusayri olsun. Yani bu coğrafyanın olsun. çocukları ha. diyorum sadece. Yani fark etmiyor. Yani ister Kürt olsun, ister İnsan Hristiyan olsun. olsun, ister Türkmen olsun, Tabii. ister şey olsun. Tabii. Yazık o ülke şanssızs diyorsunuz. E, ben sizi bugün çok olumlu yani umutlu gördüm. Siz e, daha önce daha karamsar tablo çiziyordunuz Suriye'nin geleceği için. Şimdi diyorsunuz ki Esad gidecek, çözüm olacak, Cenevre'den umutluyum. Evet. Yani ben ilginç yani para. bunu bu yeni yeni çok bir durum. Çok yakın bir gelecekte görmüyorum. Ama yani buradaki yani 2018 diyorsunuz mesela. 2018 2018 bir... Uzak bir gelecek. Yani <laughs> e, yok normaldir bence. Çok bir süreçtir. E yani de bu tamam çok uzak bir gelecek. Ama ben şunu demek istiyorum burada. Olumlu çünkü çok karamsal. Benim için Süriye'nin bölünmesi en büyük bir faciadır. Bir karamsaldır. Ben Süriye'nin bölünmemesi için ümitliyim diyorum. Yani Suriye'deki çözüm için değil. Burada hiç kimse böyle kolayca... Yani bugün e, Rusya istiyor diye Süriye halkı Arabiyle, Türkmeniyle orada bir Kürdistan veya bir... PYD izin bela gel Rusya istedi. Orada bir mücadele edecek. Siz, bugün Filistin'de görüyoruz. Bugün İsrail'de görüyoruz. İsrail devleti 1948'de kuruldu. Şimdiye kadar da e, bir e, şeyini bulmadı. Tamam yani siz, dolayısıyla bugün şimdi Rusya'nın sana ihtiyacı var. Kullanıyor seni. Ama Rusya yarına bırakıp gidecek seni. Amerika'da siz, şimdi, seni... Kemal Bey bir şey söyleyecek. Evet. Yani oradaki Kürtlerin bir statü sahibi olmasından korkuyorsunuz. Yani Kürdistan kurulacak diyorsunuz. Kürdistan federe bir Kürdistan kuruldu diyelim. Madem 3,5 milyon Türkmen var, federe bir Türkistan da kurulsun orada. Nerede nüfusları çoğunluktaysa. İsteyin kendiniz için hak isteyin. Yani bu Türkmenler için de diyor federasyon. Kıskanmıyorum ben kıskanmıyorum. Tel, yani nasıl... bir kısmı Tel Aviv'de kamyonlara <laughs> doldurup gönderildi. Yani onun da göz önünde bunun fayda var. Bak demografik her her yani, her ama şey yapalım. Yani Suriye paylaşmıyoruz. Her yerde, yerde olmaz. Yer yani Suriye paylaşayım ben. Onlar bir şey var bir aşçı aşçı şey var Suriye'de. Bir realite var. Demografi bir de siviller her konuda. Suriye'de hocam. Ne siyah ne beyaz. Herkes gri. Metin herkes kendi gerçekliğini ortaya koyarsa Orta Doğu cehennemi yaşamaya devam ediyor. Peki şimdi bu yani kanton meselesinde biz Türkiye ile tamam, bir soydaşız. Kan bağımız var. Türkiye'nin sınırındayız. Öyle değil mi? E, Kürtler de buradakilerle kan bağı var. Bir dakika. Yok. Sizinki daha bambaşka. Kobani'deki olanla bugün Bayrıbocak'ta yanarken olan bambaşka bir şey. Niye? Cezayir'de mi? Bugün bu Bey'deki olanla. Bey'de kimse duymadı. Zara'da kimse duymadı. Ve Mehmet hocamız biliyor orada yaşananları. Carablus'ta kimse duymadı. Halbuki Carablus'ta kargamış bir demir yolu vardır arasında. Bugün Yayla Dağla e, şeyin arasında, Türkmen Dağı'nın arasında e, zaten sıfırdır. Bugün ama Kobani'de nasıl sınırlara yığıldığını, otobüslerle neler gittiğini biz çok iyi biliyoruz. Nasıl orada canlar ve de, taş gördük. Nasıl orada gidip de şeyi gördük. Ama Türkmenler her zaman Türkiye'nin iç meselesine hassasiyet gösterdi. Türkiye'yi kendilerinden arkaya çektiler, mağdur oldular. Türkiye'yi zora sokmamak için şu anda da Türkiye'ye zora sokmamak için her zaman tedbirli oldular. Peki, Dolayısıyla yani bugün ayrıtmak lazım. Meseleyi birbirine çok ayrı. Şimdi bir belki, e, belki Milli Güvenlik Kurulu'ndan çıkan... Çok kısa bir şey söylemek istiyorum. Hani sorunuzun cevabı olarak, beyefendi tabii içinde yaşayan Mustafa Bey. Bir kişi olarak bu, bu şekilde bir müzakere, diyalog savaşın yerine mutlaka geçmek durumundadır. Çünkü onun içinde bir ümit var. Savaşta o ümit yoktur. Bugün de bu marada bir adım atılmıştır. Evet. İnsanlar karşı karşıya gelip birbirlerini daha çok tanıyıp konuşabileceklerdir. Bu ümidin peşinde koşuyoruz. Ama bunu yaparken de aklımızdan çıkarmayalım. Bir şeyle tamamlayayım. Kıbrıs 1975'ten beri Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında müzakereye açık bir konudur. Bana bugün tarihte Birleşmiş Milletler'in çözeceğim diye yola çıkıp da başarıyla bitirdiği devam etmeyen bir tane olay gösterin. ben de o zaman affedersiniz Ben bu işi bilmiyormuş diyeceğim. Şimdi bugün Rusya milli... Amerika ile Rusya anlaşırsa çözer. Anlaşırsa çözer. Ama <laughs> Birleşmiş Milletler şemsiyesi o göstergesi. <laughs> Peki. Görünüşüdür. Bugün Milli Güvenlik Kurulu toplantısından çıkan sonuç bildirisinde de bu tartıştığımız konu ele alındı. Bir maddesi var. Tam da tartıştığımız konuyu ilgilendiriyor. Onu hemen okuyalım. Suriye'de yaşanan gelişmeler değerlendirilmiş. E, bu ülkeden kaynaklanan tehditlerin ülkemizin ve bölgenin güvenlik ve istikrarına etkileriyle siyasi çözüm konusundaki son gelişmeler üzerinde durulmuştur. Milli Güvenlik Kurulu toplantı bildirileri de çok uzun cümlelerden oluşuyor. Biraz daha kısa cümlelerle e, ifade edilebilir dert aslında. Muhalif gruplarla birlikte Suriye Türkmenlerine olan desteğimizin devam edeceği yönündeki kararlılığımız teyit edilmiştir. Mustafa Bey bu size Abdurrahman Mustafa mülteci konusu başta olmak üzere sınır güvenliğimizi etkileyebilecek hususlar ele alınmış, son günlerde sınırlarımıza yakın bölgelerde meydana gelen hadiselerin tekerrürüne mani olmak maksadıyla alınan ve alınabilecek ilave tedbirler gözden geçirilmiştir. Suriye'nin geleceğinin inşasında ne mevcut rejimin ne DAEŞ ne de PYD, YPG başta olmak üzere herhangi bir terör örgütünün yer almaması gerektiği ifade edilmiştir. Yani Suriye'nin geleceğinin inşasında Esad yok. Esad olmamalı. IŞİD yok. IŞİD olmamalı. PYD, YPG başta olmak üzere herhangi bir terör örgütü de olmamalı diyor. Türkiye pozisyonunu Milli Güvenlik Kurulu kararıyla böylece belirtmiş. Bizim de tartıştığımız konular zaten bunlardı. Bu sonuç bildirisini de ee, tartıştığımız çerçeve içerisinde seyircilerimizin değerlendirmelerine bırakıyoruz. Kısa bir reklam arasından sonra veda edeceğiz. Evet çok teşekkür ediyorum. Kemal Burkaya, Abdurrahman Mustafa, Metin Gürcan, Mehmet Şahin, Uluç Özülker ve Enver Sezgin. Çok teşekkürler katıldık, katıldığınız için. Önemli bir konuydu, gündemdeki bir konuydu. Umarım ufuk açıcı olmuştur. Hepinize iyi geceler.